Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek. Saatlerimiz 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Biliyorsunuz hafta içi sabah olduğu gibi gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Dün akşam biliyorsunuz çok hareketliydi. Hareketli saatler yaşandı. Özellikle Fenerbahçe'de ama tabii günün öne çıkan başlıklarına şöyle bir bakalım isterseniz. Türkiye Futbol Federasyonu biliyorsunuz Medipol Başakşehir İttifak Holding Konya Spor maçını ileri bir tarihe erteledi. Ahmet Çalık'ın biliyorsunuz vefatından dolayı ileri bir tarihe erteledi. Tekrar başsağlığı diyoruz ailesine, sevenlerine. Allah sabır versin. Fenerbahçe'de biliyorsunuz Vitor Pereira'yla yollar ayrıldıktan sonra takımın başına kimin geçeceği konuşuluyordu. İsmail Kartal'ın dün itibariyle öyle diyelim takımın başına getirildi, açıklandı. Daha önce biliyorsunuz 2014 yılında Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de görev almıştı. 46 resmi maçta çıkmış, 30 galibiyet elde etmişti ve Fenerbahçe sezonu 10 beraberlik 6 mağlubiyette tamamlamıştı. O dönemde İsmail Kartal döneminde. Tabii bir yandan takımda İsmail Kartal görevine devam ederken dün de Sayın Başkan'ın Koç 1 dediğimiz, dinleyicimizi alacağım ama biraz bekleteceğim kusura bakmasınlar. Koç 1 dediğimiz uçağı dün akşam saatlerinde Almanya'daydı, Stuttgart'taydı. Joachim Löw'le bir görüşme yaptı. Prensipte anlaşma sağlandı. Dün zaten ajansspor.com sitesinden de bu haberi detaylı bir şekilde verdik. Belki okumayan varsa da ajansspor.com sitesine girip haberi rahat bir şekilde okuyabilirler. Zaten yayın içerisinde ben de bununla ilgili detaylı bilgileri vereceğim. Ama tabii ki başkan 5-6 teknik direktörle daha görüşecek. Normalde Joachim Löw'le her konuda anlaşma sağlandı. En son kararını da döndükten sonra da verecek ve ona göre de düğmeye basılacak. Tabii burada en büyük sıkıntı hocaların bu süre içerisinde değil de sezon sonu gelmek istemelerinden kaynaklanan bir sıkıntı var. Onu da çözmeye çalışıyor Sayın Başkan Ali Koç. Sayın Ahmet Nurçebi bugün biliyorsunuz saat 12'de bir basın toplantısı düzenlenecek. Önder Karaveli'nin biliyorsunuz Covid'di. Testi negatife döndü. Ona da geçmiş olsun diyoruz. Önder Hoca ile beraber bir basın toplantısı düzenleyecek ve Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam edileceğini açıklayacak. Saat 12'de bu basın toplantısı başlayacak. Radyo Spor'dan ve ajansspor.com sitesinden de rahatlıkla takip edebilirsiniz. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenech Torrent dün ilk idmana çıktı. Çift idmana döndü Galatasaray. 59 yaşındaki İspanyol teknik adam futbolcularla tanıştırıldı. Önce Başkan Burak Elmas tarafından, daha sonra da teknik ekip idmana çıktı. Devam edelim. Galatasaray'da Fatih Terim krizini yolları ayırarak çözerken yönetimde büyük bir sıkıntı bekliyor. Nedir o büyük sıkıntı? Mayıs'ta 250 milyon TL gibi bir ödeme yapması gerekiyor. Yönetimin bir kaynak bulması gerekiyor. Bunun çalışmaların devam edildiği konuşuluyor. Galatasaray büyük umutlarla transfer eden Morata'nın tekrar kiraya verileceği konuşuluyor. 3,5 milyon euro bonservis bedeli alınmıştı Morutan. Fakat gösterdiği performansla pek memnun edemedi ki şu anda kiralanması yönünde görüşmelere başlanmış. Onu da söyleyelim Morutan'la ilgili. Evet, genelde konu başlıklarımız 3 aşağı 5 yukarı böyle. İsterseniz ilk dinleyicimizi alalım ve ters köşe açalım. Günaydın. Alo. Günaydın. Alo. Günaydın. Günaydın abi. Kimle görüşüyoruz? Abi Enes ben. Buyurun Enes Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Aradın mı abi? Daha önce de bağlanmıştım sana ama. Doğrudur Enes kardeşim. Günaydın tekrar. Sağ ol abi, sağ ol. Bir yoğunluk oluyor bu sefer. Erkenden bağlandım, ilk ben aldım. Bundan sonra öyle yapmayı düşünüyorum abi. Peki. Abi ne diyeceğim sana? Taktiğini söyleme bak. Taktiği söylersen herkes o taktik üzerinden giderse bu sefer sen zorlanırsın. Doğru abi. Peki. Eşlik olmasın abi gülüşlerin. Abi bu Löw muhtemelen gelecek. Ben çok mutlu oldum bu Löw'ü duyunca da. Ali Koç yine futbola karışacak gününe geliyor. Ben ondan korkuyorum. Yok. Şöyle söyleyeyim. Yok Enes kardeşim, öyle bir şey yok. Sayın Başkan zaten futbola karışmıyor. Onu size söyleyeyim. Yani siz daha önceki dönemlerde soyunma odasına inen tek başkanları gördüğünüz için bu dönemde yani Sayın Ali Koç döneminde Sayın Ali Koç'un soyunma odasına indiğini hiç gördünüz mü? Görmediniz. Ya yok, o
kadroya çok fazla müdahale ettiğini gördünüz mü? Görmediniz. Yani o anlamda Sayın Ali Koç tamamen böyle bir yapıyı kuruyor ve o yapıya karışmıyor. Aynı başarısızlık olduğu zaman o yapıyla ilgili ufak tefek operasyonlar yapıyor ama görüntü anlamında karışma yok. Onu da söyleyeyim. Bir Başkan süreç yönünde. Var abi. Emre Belezoğlu'nun süreci. Sen nasıl gittiğini herkesten iyi biliyorsun. Evet. Bu neden gittiğini biliyorsun. Şimdi Ali Koç yukarıdan bir hareket yapıyor. Emre Belezoğlu da ona bir hareket yapıyor. Ondan dolayı. Şimdi orada bir karışma yok muydu? Yani Emre Belözoğlu'yla o biraz basında yanlış yansıtıldı. O öyle bir şey yok. Yani Sayın Ali Koç yukarıdan bir hareket yapmıyor. Sahaya yapmıyor. Başka bir yere yaptı. O hareket sanki Emre'ye yapılmış gibi gösterildi ama öyle bir şey yok. Emre de zaten başkan o hareket yapacak bir karakterde bir insan değil. Başkan da Emre Belözoğlu'na yukarıdan hareket yapacak karakterde biri değil. Herhangi bir kulüpte de o tip bir görüntü sahada yansımaz. Onu söyleyeyim. Yani hiçbir kulüpte ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne Trabzon, ne Fenerbahçe veya diğer kulüplerde böyle bir görüntü göremezsin. Onu söyleyeyim. Doğru kesinlikle. Abi ben bir de bu Fatih Terim'e çok yanlış yaptıklarını düşünüyorum ya. Ben Fenerbahçe taraftarıyım ama Fatih Terim'e çok büyük yanlış yaptılar. Ben öyle düşünüyorum. Yani çok üzüldüm ben Fatih Terim'in bu şekilde ayrılmasına. Çok üzüldüm. Yani bir ayda, bir buçuk aydır teknik direktörle görüşülüyormuş. Yani Fatih Terim'in bundan haberi bile yok. Yani büyük yanlış. Ben kesinlikle kendim taraftar olarak koyuyorum Galatasaray taraftarının yerine. Ben Fatih Terim getirdi Burak Elmas'ı ama Burak Elmas'ı hiçbir şekilde bu hareketi yapıştıramadım yani. Anladım. Peki Enes, ekleyeceğim başka bir şey var mı? Üzülüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Sağ olasın abi. Sağ ol, kolay gelsin. Bekir Akıncı demiş ki abi iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin kadrosu Fatih Terim'in elinde olsaydı bence açık ara şampiyon yapardı. Abi bunu tartışmam Aygün abi demiş. Şöyle söyleyeyim. Ben hep bu yayınlarda söylüyorum. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi hakikaten çok yüksek. Yani Fenerbahçe'de her şey vardı. Ama bu hani un var, şeker var, helva var, bilmem ne falan filan muhabbetleri var ya. Yağ var, şu var, bilmem ne var deniyor ya. Burada tabii ki Ahçı iyi değildi. Ahçı'nın tercihi iyi değildi. Ahçı tercihi iyi değildi. Siz Ahçı'ya her şeyi verdiniz fakat Ahçı maalesef helva yapamadı. Helvadan farklı bir tat çıkartmaya çalıştı. Değişik şeyler katarak o güzel tadı maalesef bozdu. Zaten de getirici zaten büyük bir hataydı. Onu tekrar söyleyeyim. Emre Belezoğlu'yla devam edilmesi gerekiyor muydu? O zaman da hep söylemiştim zaten biliyorsunuz. Emre Belezoğlu'yla Fenerbahçe'nin devam edilmesi gerektiğini söylüyorum ama Sayın Başkan'ın aklına o Sivas maçı kaldı. Mesela hep yapmış olduğumuz sohbetlerde, kulüpte yapmış olduğumuz sohbetlerde hep o Sivas maçına gidiyor başkan. Yani bir anda duruyor, o Sivas maçı diyor. İşte o Sivas maçındaki futbolcuların sahadaki görüntüsü, oynamamaları, işte Emre Belezoğlu'nun içeride ateşleyememesinden dolayı biraz sıkıntılı olduğunu hep söylüyordu. Zaten dikkat ederseniz o Sivas maçı kadrosunun büyük bir kısmını da başkan ufak ufak gönderdi. Ama tabii o maçı da faturasını Emre Belezoğlu'na kesmek de yanlış. Daha önceki dönemlerdeki puan kayıpları Erol Hoca dönemindeki. Belki Erol Hoca çok da erken gönderilseydi, Emre Belezoğlu da erken gelseydi belki de çok daha farklı noktada olabilirdi Fenerbahçe. Ama dediğim gibi Sayın Başkan hala unutamadı. Mesela bugün bir sohbet toplantısı yapın veya bir basın toplantısına bir soru sorun. Unutamadığınız maç hangi maç derseniz direkt o Sivas maçı, içeride oynanan Sivas maçını söylüyor. Fenerbahçe o maçı kazansaydı geçen sene şampiyondu. İsterseniz çok kısa bir ara verelim. Hakan da uyardı zaten. Aradan sonra da telefon almaya devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Mehmet M. Seni aradığım kadar Cumhurbaşkanı arasaydım ulaşırdım abi demiş. 10.35'te ben arayacağım. Söyle kimse aramasın abi. Yayınlar demiş Mehmet M. kardeşim. Bir de sosyal medyadan bana çok fazla bu bir mesaj geliyor arkadaşlar. Bu hani bundan önce bağlanan Nurgül kardeşimiz vardı. Nurgül Günaydın, Trabzonspor muhabiri ve yazarı. O bir kitap yazmıştı hatırlarsanız. Özkan Sümer'le ilgili bir kitaptı. O kitabı gönderdi bana. Forma da gönderdi. Yarın hafta sonu oynanacak olan Trabzon maçı ile ilgili sizlerden bir saat boyunca telefon alacağız. Sadece skor alacağız. Bu skoru doğru bilen ilk dinleyicimize Trabzonspor formasıyla kitabını hediye edeceğim. Onu da söyleyeyim. Yarın Cuma hafta sonu oynanacak olan Trabzon maçının işte skorunu ilk doğru bilen ilk dinleyicimize forma ve kitabı vereceğimizi söyleyelim. Şimdi dinleyicimizi alalım. Günaydın.
Alo. Tahmin ediyorum hattan düştü, çok beklenince, çok konuşunca da öyle oluyor bazen. Trabzon'la ilgili de şunu söyleyeyim. Edin Vişka'nın transferiyle beraber hücum hattında üretkenlik konusunda müthiş bir seviyeye çıktı biliyorsunuz Trabzonspor. Vakayeme, Vişka ve Cornelius üçlüsünün 20 gol ve 18 asisti var şu ana kadar süre içerisinde. Ve bu ekibe Bakasetas ve Hamsik de destek olacak. Hakikaten Trabzon'un ofansif anlamda çok daha güçlendiğini belirtmemiz lazım. Günaydın. Alo. Alo. Tamam. Alo, merhaba. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Gökhan ben. Gökhan Fındık. Antalya'dan arıyorum sizi. Fenerbahçe taraftarıyım. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Buyurun. Öncelikle sizi çok severek dinliyorum. Çok özellikle Radyo Spor'u. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak şunu söylemek istiyorum ben. İyi de bir Fenerbahçeliyimdir. Fenerbahçe'deki en büyük problemin Ali Koç'un çok fazla kararsız kalması olduğunu düşünüyorum. Kararsızlıktan kaynaklanan diyorsun değil mi? Aynen. Aynen öyle. Karar vermek için çok geç kalıyoruz. Bu belki profesyonel hayatın bir gerekliliği olabilir kendi iş hayatında ama futbol iş dünyası öyle zaten biliyorsun, anında karar vermezler, bütün her şeyini incelerler, ondan sonra karar verirler. Ama tabii futbol öyle değil, futbolda ani karar vermen gerekiyor ama ani karar verirken de doğru karar vermen gerekiyor, o da çok önemli. Evet, kesinlikle buna katılıyorum ve artık hani doğrunun da bence farkına vardığını hissediyorum ben. İsmail Kartal bence çok doğru bir tercih oldu. Eğer devamında Löw konusunda da getirmeyi başarabilirse bu da doğru tercih olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Umarım bundan sonra bu geçmişte yaşadığı kararsızlıkları daha fazla yaşamaz ve Fenerbahçe'ye, özellikle Fenerbahçe'li çocuklara bu hasret kaldığı başarılı günleri tekrar yaşatabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Joachim Löw ismi benim açımdan da önemlidir hakikaten. Dünyaya Alman milli takımına hakikaten bir damga vurmuş bir teknik direktör. Kesinlikle. Yani onu söyleyeyim. Ama şunu söylemem lazım. Löw'le ilgili şunu söylemem lazım. Löw'ün de süreye ihtiyacı var. Yani elinde bir sihirli değnek yok Löw'ün. Evet, kesinlikle. Yani gelir gelmez bu takım hemen şampiyon yapacak, takım uçacak falan filan. Onu çünkü Löw bir proje üretiyor. Şimdi yapılan görüşmede şu var, onu söyleyeyim, en alttan en üste kadar, yani alt takımlardan itibaren 12-13'ten itibaren düşün, A evet, takıma kadarki bütün süreç içerisindeki bütün kontrol Löw'ün elinde olması gerekiyor. O zaten bununla ilgili görüşmeler yapılmış, anlaşma sağlam. Yani altyapıya da hocalarını getirecek Löw. Çünkü oradan evet, gelecek olan futbolcuların üst yapıya da monte edilmesi anlamında bence akıllıca bir hamle. Ondan dolayı şunu söyleyeyim, Löw ismi bence çok yararlı. Yani faydalı evet, olacak takıma. Kesinlikle katılıyorum ama burada dediğiniz gibi sabır konusunda da Ali Koç'un biraz sosyal medyayı bir kenara bırakması gerektiğini düşünüyorum. Herkes çok kırılıyor Fenerbahçe'nin kötü gidişine ama biraz da sosyal medyadan uzak ve sabır göstererek hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum burada. Sizin de dediğiniz gibi. Sabır gösterilmesi gerekiyor, aynen söyleyeyim. Yani şimdi mesela bir örnek vereyim. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Galatasaray taraf tribünlerine baktığınız zaman hatırlarsınız Galatasaray tribünlerine bir süredir Sayın Fatih Terim'e karşı bir tepki vardı. Doğru mu? Evet, evet. Buraya bağlanan Galatasaray'la arkadaşların belli bir kısmı artık Fatih Terim'le yolların ayrılması gerektiğini söylüyorlardı. Fakat bir anda Fatih Terim operasyon olunca bu sefer ya kardeşim ne oluyor ne bitiyor, işte bu sefer Burak Elmas gönderilmesi tarzı bir harekete başladılar. Bence aynısını Fenerbahçe'ye döndüğümüz zaman Sayın Başkan'a karşı hakikaten bugüne kadar evet hoca konusunda başkanın çok başarılı olmadığını hep söyledim zaten. Yani tercihler anlamında başarılı olmadığını söyledim ama şimdi Sayın Başkan'ın hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer son kurşunu, son hamlesi olduğu için bence çok akıllıca hareketler yapıyor. Dün itibariyle bence de çok da güzel görüşmeler yapmaya başladı. Bu anlamda bence Sayın Başkan'a destek olunması gerektiğini söylüyorum, düşünüyorum. Bütün statlarda, bütün kulüplerin taraftarları, bütün kulüp taraftarları, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon hiç fark etmez, bütün kulüp taraftarları yönetimlerin arkasında durması gerektiğini düşünüyorum ve takımlarına sonuna kadar destek olmaları gerektiğini söylüyorum. Ben de kesinlikle size katılıyorum. Özellikle bu ekonomik durumda. Aynen. Bu koşullarda, bu şartlarda kesinlikle sabır gösterilmeli ama Ali Koç'un da biraz daha kararlı ve sabırlı devam etmesi gerektiğini net düşünüyorum. Sosyal medyayı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Sosyal medyaya çok fazla takmaması lazım Sayın Başkan'ın. Kesinlikle. Ama maalesef Sayın Başkan'a özellikle etrafındaki bazı kişilerin yanlış bilgiler verdiğini ve yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum, net söyleyeyim. O konuda o konuda ben biraz Sayın Başkan'a ilk toplantıda söyleyeceğim. Hakikaten yanlış yönlendiriliyor Başkan.
Evet doğru kesin. Ona dikkat etmesi gerekiyor. Ona katılıyorum burada. Burada da katılıyorum size. Peki. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Gökhan Bey? Ben çok konuştum çünkü. Siz bağlandınız ben konuştum. Alo. Ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Evet, kulüpleri maalesef sosyal medyalar çok etkilemeye başladı. Bundan dolayı da bazı ani kararlar alıyorlar, hatalı kararlar alıyorlar. Ondan sonra da hatalı karar sonrası o sosyal medyadaki insanlar, bu kararı yönlendiren insanlar tekrar bu karar verildiği için tekrar tepki gösterip başka bir karar üzerinden gidiyorlar. Ama bence kulüpleri sosyal medya veya hani bu Instagram'da yok Twitter'da bilmem ne de o hesaplar yerine kulüpleri başkanlar yönetmeli ve başkanların sonuna kadar da arkasında durulmalı diye düşünüyorum. Ramazan Beler. İyi yayınlar abi, günaydın. Herhalde Sergen Yalçın'ı en çok seven Ersin Destanoğlu'dur. Vallahi özellikle geçen sezon başka hiçbir teknik direktör Ersin'e devam edemezdi. Ben katılmıyorum ya, Ersin iyi kaleci. Altyapıdan çıkardı pırıl pırıl gençlerle 3 kupa almak her şeyden çok değerlidir demiş Ramazan Beler. Evet, telefon almaya devam edeceğiz. Hakan Atta dinleyicimiz var mı? Alıyor şu anda. Devam edelim. Demin de söylemiş olduğum gibi Sayın Başkan şu anda dün Löw'le prensipte bir anlaşmaya vardı ama tabii ki yapılan program doğrultusunda birkaç teknik direktöre daha görüşmeler yapılacak ve ondan sonra da net kararı verecek. İşte sırada Jesus var biliyorum, bildiğim kadarıyla. Birkaç gün işte Sayın Başkan uçağı Avrupa'da bir seyahat yapacak, böyle birkaç bölgeyi dolaşacak. Ondan sonra da prensipte anlaşmış olduğu hocalarla hepsiyle anlaşıyor. Ondan sonra da gelecek, oturacak, finansal yapıya bakacak, artısını eksisine yönetimdeki arkadaşlara karar verip tahmin ediyorum önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren de üst akıl diyeceğimiz yeni bir model gelecek. Üst akıl dediğimiz sistem nedir o sistem? Günaydın, günaydın. Biraz bekletebilir miyim sizi? Biraz bekletebilir miyim? Çok özür dilerim. Tabii ki Aygün Bey. Üst akıl dediğimiz sistem nedir? İşte sezon sonuna kadar İsmail Kartal gidecek ama teknik direktör de İsmail Kartal'la beraber çalışmalar yapacak. Takımı izleyecek. Takımın artılarını eksilerine göre yeni sezonla ilgili plan program hazırlayacak. Transfer sesini hazırlayacak. Günaydın, hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Hoş bulduk. Mersin'den Erol Çanak. Nasılsın Aygün abi? Erol Bey iyiyim. Teşekkürler. Nasılsınız? Mersin. Tantuni cenneti Mersin. Buyurun Erol Bey. Evet. Mesaj da attım sana Aygün abi. Vallahi görmedim. O kadar çok yoğun mesaj geliyor ki. Instagram'ına attım. Bakarım İki şimdi. Evet. 10 gün önce de senden konuştuğumuzda, hani ben belediyeciyim biliyorsunuz. Biliyorum. Hatırladım. Aygün abi şimdi sana iki tane isim vermiştim abi, hatırlarsan. Birisi Ersun Yanal hocamızdı, birisi İsmail Kartal'dı. Hı hı. Sen dedin ki İsmail Kartal olmaz. Şimdi ben de bunu hani çok futbolu tamam anlıyorum, ukalalık yapmak istemiyorum ama ben bu fikri Sayın Ali Koç'a dayanaraktan söyledim size. Löw İsmail Kartal birliklerinden dolayı söylüyorsun. Evet ama şimdi ama ben bir adım daha öteye giderim. Ben bir adım daha öteye giderim bu konuda. Dinliyorum şimdi sizi. Buyurun. Şunu bir kenara yaz Aygün abi. Löw buraya gelmez. Kim gelmez? Bak, buraya Löw gelmez buraya. Bunun sebeplerini açabilirim. Daha önce Löw geldi, daha önce bize çalıştı. Biz hocayı gönderdik. Hı hı. Yani özür diliyorum, kovduk. Şimdi bazı hani o dönemki başkanın hatası mı? Az Yıldırım'ın hatası. Hı hı. Evet, başkanımız da açıklama yaptı. Dedi ki paranın gücü yetmiyor bazı yerde. Hani para yetmiyor bazen hani bu şeyleri. Bence bu dönemde parayla alakalı değil. Bak bu dönem parayla alakalı değil. Para kısmı çözüldü. Bu dönem süreyle alakalı. Yani şimdi teknik direktörler, bu üst düzey teknik direktörler bu dönemde gelmek istemiyorlar. Çünkü devre arasında takım almak istemiyorlar. Çünkü diyorlar ki biz bu takımı hazırlamadık. Bu takıma transferi biz yapmadık. Yani bu şu dakikadan itibaren biz gelirsek kariyerimizi riske ederiz anlamından dolayı üst akıl modeline geçildi Fenerbahçe'de. Ben katılıyorum ama katılmakla birlikte işte hani bazı insanlar mesela ya bir iş yeri düşünün abi. Orada insanlar çalışıyor. Kendi istifa etmek başka, kovulmak başka. Yani şimdi bazı insanlar da gururlu oluyor, onurlu oluyor, geri dönüşleri zor oluyor. Ben buna istinaden söylüyorum. Keşke gelse, bak yemin ediyorum keşke gelse. Löw gibi bir insan nerede bulabiliriz? Yani bir de Fenerbahçe taraftarlarına şunu da sizin aracılığınızdan söyleyeyim. Beklentilerimiz yüksek oldu Ali Bey'den. Sağ olsun zamanını ayırdı. Ben her zaman söyleyeyim. Parasını da ayırdı. Eyvallah. Ama futbolcular da bu kadar beklentiyi üst düzeyde tutacak. Ben anlamıyorum ya. Bakın bu futbolcular çoğu Anadolu kulübümüzden geldi. Mesut Özil ayrı bir kefe. Çoğu Anadolu topçusu.
Yani bunlarda biz şeyi çok gördük. Sen de biliyorsun Aygün abi, geçen yaşını da sordum ya sana. Dedim ki çok yıldız gördük biz. Çok yıldız izledik. Fakat bunlar yıldız değil. Bunlar normal bir futbolcu. Gözümüzde çok büyüttük biz. Ayrı ayrı mevsimlerine bakarsanız evet Anadolu topçusunun üzerinde görünüyor ama icraata geldiği zaman yoklar. Şimdi Mesut açıklama yapmış. Elimizi taşımızın altına koyalım. İşte Gustavo söylemiş. Ya taş her zaman orada vardı zaten arkadaşlar ya. Ya bir zahmet bu taşın altına elinizi koyun ya. Fenerbahçe gerçekten çok büyük bir camia ya. Peki. Yani çok özür diliyorum. Estağfurullah. Doğru oluyorum Aygün abi. Peki. Yani şeylerimi anlatmak istiyorum ama. Anladım anladım. Türlü, anladım ne demek istediğinizi. Yani ben de çok üzülüyorum. Eminim başkan da çok üzülüyordur. Bakın parasıyla insan nasıl rezil olunur. Burada bize gösteriyor örnek olarak ama o da istemezdi. Ama bazı yerde de yapılmıyorsa da bilmiyorum ya. İnşallah bakacağız, bu sürece bakacağız. Peki. İyi yönetilmiyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim Aygün Bey. Kendinize bakın. Sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, biraz mesaj okuyalım. Çok fazla mesaj var çünkü. Mehmet Kanmaz. Günaydın Aygün Bey. Sizi dinlemek güzel. Ahmet Çalık kardeşim, Allah'tan rahmet diliyorum. Konya Spor camiasına başsağlığı dilerim. Fenerbahçe Başkanı'nın verdiği karar doğru olduğunu düşünüyorum. Yarım sezon için başka hocadan medet beklenmemeli. Yeni sezon için ise löv bize çok pahalı gelir ve başarı ne olacağını bilemeyiz. O yüzden başarıyı aç bir hoca ile devam edilmeli demiş Mehmet Kanmaz. Necati Ortaç. Günaydın Aygün abi. Eğer gerçekten sezon sonu löv gelecekse yönetimin aldığı karar çok doğru. Bir de transfer nasıl, neye göre yapılacak? İşte teknik direktörün bu dönem içerisinde yapacağı çalışmalara göre yapılacak. Tabii Vedat Muriç ismi çok fazla konuşuluyor. Onun hemen kiralanma durumu var. Yani forvet anlamında hakikaten Fenerbahçe'nin eksiği var. O bölge doldurulduktan sonra şimdi İsmail Kartal hoca da yönetimle önümüzdeki hafta bir araya gelecek. Önümüzdeki hafta pazartesi veya salı günü Sayın Başkan Ali Koç ve futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile bir araya gelecek ve yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgi verecek ve transferle ilgili eksikliklerle ilgili bir görüşme yapacak. Tabii bu görüşmede o zamana kadar anlaşılan teknik direktörün de bu görüşmeye dahil olacağını söylemek istiyorum. Günaydın. 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 Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Merhabalar Gün Bey, Ahmet benim. Ben Trabzon'un Trabzon taraftarıyım. Buyurun Ahmet Bey. İkisi. Kulaklıkla mı konuşuyorsunuz? Hayır, şeyde araç kullanıyorum da şeyde Ağustos'ta kullanıyorum yani. Anladım. Peki buyurun. Ayrılayım isterseniz. Yani o çıkıp direkt telefona dönerseniz sesiniz çok daha iyi gelecek. Çünkü böyle yayın çok iyi olmuyor. Bilginiz olsun Ahmet Bey. Alo. Ha, çok iyi. Şu an harika. Buyurun. Buyurun. Saniye. Buyurun, dinliyoruz. Ben Trabzonspor taraftarıyım. Önce takımımızı tebrik ediyoruz. Gurur, bu sene gururluyuz. İnşallah bu iş hala korkumuz olmasına rağmen inşallah tamam diyoruz. Çünkü biz bu olayı 2010'da yaşadık. Artık onu yaşamak istemiyoruz. Onun için çok tedbirliyiz. Artık yavaş yavaş diyoruz. Bayrakları asalım mı, asmayalım mı? Onların derdine düştük. Şöyle söyleyeyim. Yani Trabzonlar açısından o sene bu sene. O sene bu sene de işte o sene 2010'da o sene bu sene. Ötekiler 95-96'yı söylemiyorum. 2003-2004. Hayır ama şimdi ama şöyle söyleyeyim. Bak şöyle. Şöyle o sene bu sene anlamda söylüyorum. Şimdi baktığın zaman 3 büyükler en yakın takipçisi evet. Fenerbahçe 17 puan geride. Aynen. Yani, Beşiktaş 22 puan geride. Galatasaray 24 puan geride. Yani o anlamda yani, söylüyorum. 17-19-22. Yani öyle bakarsan. Yani. Şimdi 3 takımın da kimse kusura bakmasın. Teknik direktör sıkıntıları var. Tamam. Önder Hoca ile devam edecek. Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Galatasaray'da Sayın Dominik Laurent ile devam ediyor ama yani sıkıntılar var 3 kulüpte de. Ondan dolayı Trabzon için bu sene bu sene. Anladım. Yani zaten artık Trabzonspor kendi ayağını kendi kesecek. 75-76 yılında yaşanmıştı bu olay. Yine aynı 3 büyükler açısından. 75-76 aynı olmuş. Yine böyle 3 tane İstanbul takımı. Hocası kalınca yine Trabzonspor şampiyon olmuş. İnşallah olacağız. O sene bu sene diyoruz. Onun için çok uğraşıyoruz. Çünkü gerçekten biz kimseden bir şey istemiyoruz. Yani bu haftaki Malkara'daki senin atlamasını lütfen kimse bize söylemesin. Çünkü bir hafta önce Başakşehir'deki penaltı Mesut Şentürk bile gördü. Biz Antep maçımıza atılmasını istedik. Ergancı Trabzonspor'da. Çünkü biz artık şeyden yorulduk. Bu hakemlerin
Bir de Trabzon Devlet Koruyu geçen sene bir damat dediler. Öyle ya bir şey soracağım, bir şey soracağım. Şimdi bir şey soracağım. Buyurun. Bir şey soracağım. Maalesef hakemlerin hatalarını camialara yüklememek lazım. Yani şimdi katılıyorum. Birkaç haftadır arka arkaya Trabzonspor'a hata yapıldı. Son özellikle Evkuryeni Malatya maçında mesela net bir penaltının verilmemesi, iki tane kırmızı kart falan filan. Ama şimdi yani bunların yüzünden de Trabzon'un da bu şu anki durumuna da biraz şey yapmamak lazım. Yani işte hakemler oraya getirdi cümleleri bence yanlış olur. Hak ederek geldi. Onu söylemek Allah istiyorum. Allah şahit, iyi top oynuyoruz Aygün Bey. İyi top oynuyoruz. Gerçekten oynuyoruz. Ligimiz kötü. Kötünün iyisi Trabzonspor. Ha, çok iyi yani, değil. Kötünün iyisi. Şu anda en iyisi Trabzonspor. Tabii. Evet evet. Ama biz şunu istemiyoruz. Ben yani kendi adıma söylüyorum bir taraftar olarak. Ben çok da fanatik bir taraftarım. Sevgili Mehmet Ay da beni iyi tanır. İyi de görüşürüz kendisi. Arkadaşımdır benim. O da bilir beni. Yani biz Trabzonspor'da biz şunu istemiyoruz. Pazar akşamı televizyon açtığımız zaman spor formatı. Ya Trabzonspor'da bu hafta hakemden maç kazandı istemiyoruz abi. O bize gelmez abi. Hiçbir takıma gelmez zaten. Hiçbir takım istemez böyle bir şey. Tabii hiçbir takım böyle bir şey istemez zaten. Ne diyoruz? Biz hakemler gördüğünü çal kardeşim diyoruz. Zaten bu takımlar evet ne görüyorsan onu çal kardeşim. Kimse senden bir şey istemiyor ki. Bitti. Biz de bunu istiyoruz Trabzonlular olarak, Trabzonsporlular olarak. Yani demek ki şu bir soru işareti. Bunu ben şahsım. Bu sadece benim kendi görüşüm. Demek ki Türkiye'de birazcık kötülük iyisi az hakemin maç yönettiği zaman bu İstanbul takımları sizin tabi 3 büyükleriniz var ya sizin tabirinizde 3 büyük ben kabul etmiyorum. Ben 4 büyük diyorum ben diğerlerini bilemem. Ya genelde televizyona çıkanlar işte Hıncal Ulus gibi artık buna mı? İsimleri alıyor bak böyle şeyler söylüyor ama bak şimdi bak yanlış şey yapmayalım hakarete gitmeyelim şimdi. Yani Hıncal Ulus çıkıp da televizyonda Trabzonspor'un Trabzon'da başka tarafta yok diyorsa ben de bir İstanbul'da yaşamış. Trabzonsporlu olarak. Peki. İşte. Peki. Dünyanın her tarafında olmasına rağmen sizler gazetesi biliyorsunuz. Her gittiğiniz yerde her Trabzon başında en az 30-40 bin açıkları kanatta olacak bir takım Trabzonspor. Doğru. Onun için yani gündemde cevap istemiyorum. İnşallah iyi gideriz, iyi gidiyoruz. Allah bozmasın. Peki. Çok yakında da bayraklar asacağız. Peki. Her zamanki biz söylediğimiz gibi de her yer Trabzon her zaman olacak. Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Takımımıza teşekkür ediyoruz. Bu kadar. Peki. Çok teşekkürler çok Ahmet Bey. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra telefon almaya devam ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Sanlı Cimbombom. Günaydın abi, ben bir Galatasaraylı olarak merak ediyorum. Eğer İsmail Kartal başarılı olursa sezon sonu Emre'ye yapılan hata tekrarlanır mı? Şimdi İsmail Hoca ile ilgili yapılan... Günaydın, dinleyicimizi alacağım ama. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Biraz 30 saniye bekletebilir miyim sizi 30 saniye? Tabii beklerim Aygün abi. İsmail Hoca ile yapılan sözleşme 6 aylık arkadaşlar. Yani 6 ay sonra bu süreç içerisinde İsmail Hoca geldi. 6 ay sonra bir vereceği raporla teknik direktörü bırakacak. Şimdi İsmail Kartal geldi. Lövre devam edecek olaylarını biraz daha açayım isterseniz. Bakın bugün Ocak 13 Ocak'ta söylüyorum. Sezon sonundaki olayı söylüyorum. İsmail Kartal bir numara olmak istiyor. Yani teknik direktörlük anlamında bir numara olmak istiyor. Yardımcı olmak istemiyor. Ondan dolayı Joachim Löw ile beraber İsmail Kartal birlikteliği olmayacak. Onu şimdiden söyleyeyim. Günaydın. Günaydın Hakan abim, kolay gelsin. Hakan abi kim? Pardon Aygün abim. Hakan abiye mi söyledim de? Hakan. Bizim Hakan mı? Hakan abiyle bir günaydınlaştık sonra gene kaldım orada. Kimle görüşüyoruz? Aygün abim Bursa'dan ben Abdullah Çelik. Buyurun Abdullah abi hoş geldiniz. 49-16. 49-16 buyurun. Buyurun. Hakan abim nasılsın iyi misin? Hakan abiyle demin konuştun şimdi Aygün abindesin. Dinliyoruz Aygün mi seni? Aygün abim nasılsın iyi misin? Sağ ol Abdullah kardeşim iyiyim teşekkür ederim. Buyurun dinliyoruz sizi buyurun. Sağ ol abi ben Beşiktaş'tayım ama biraz Fenerbahçe hakkında konuşacağım. Tabii ki. Şimdi Aygün abi ben Fenerbahçe'yi hani şampiyonluk yolunda diğer takımlara göre biraz daha şanslı buluyorum. Şimdi atıyorum İsmail Kartal geldi. Kendisini kötülemiyorum ama atıyorum Fenerbahçe bir puanla şampiyonluğu kaçırdığında İsmail Kartal'ı tekrar gönderecek mi bu başkanım? Demin söyledim ya 6 aylığına gelen bir teknik direktör İsmail Kartal. Bu süreç içerisinde geldi. Ama bence başarı geldi. Mesela
çok iyi hatırlıyorum. Aziz Yıldırım döneminde. 2014. Evet, Aziz Yıldırım döneminde Ersun Yalar geldi. Dedi ki takımı şampiyon yap dedi. Sözleşmeni uzatacağım dedi. Takımı şampiyon yaptı, gönderdi onu. Ben buna anlam veremiyorum. Onun gönderilme sebebi çok farklı. Özel sebeplerden dolayı gönderildi. Yani Ersun Yanal'la ilgili şimdi bazı şeyleri söylemek istemiyorum hocamla ilgili de. Farklı şeylerden dolayı gönderildi, bilginiz olsun. Tamam mı? Bir de Aydın abi bu sene hani üç büyüklerin gençleri kazanmasını istiyoruz biz. Yani İnşallah. Artık bu saatten sonra bir şey olmayacak. İnşallah. Bir de Aydın abi sizin nezdinizde Hakan Can abim kalma kamu spotu paylaşmak istiyorum ama canımız için. Yani Allah rahmet eylesin Ahmet Çalık kardeşimiz için. Yani bu emniyet kemerini taksaydı evet belki şimdi bunları konuşmuyor olacaktık. Doğru. Lütfen emniyet kemerlerimizi takalım. Peki. Sonuçta onları 500 tane atıyorum mühendis tasarlamış ve bizim için sunmuşlar. Doğru. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Çok teşekkürler Abdullah Bey'le. Sağ ol. Birkaç gündür bu konuyu görüşüyoruz hakikaten. Yani ben bile arabaya girdiğim an arabayı çalıştırmadan önce özellikle söylüyorum. Kim varsa arabanın içerisinde hepsini emniyet kemerine bağlatıyorum. Bak arabayı çalıştırmadan önce. Mutlak surette emniyet kemerinizi ne olur bağlayın. Ne olur bağlayın. Bir emniyet kemerinin insan hayatını nasıl kurtardığı ortada. İşte anlatacak kardeşimiz Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, belki emniyet kemeri takılı olsaydı bugün çok daha farklı bir şey konuşacaktık, ölümden döndü diyecektik belki de, ama maalesef emniyet kemeri takılı olmadığı için hayatını kaybetti. O yüzden mutlak surette, deminki Abdullah Bey de söylediğini söylüyor, mutlak surette ne olursunuz emniyet kemerlerinizi mutlaka takın, mutlaka. Günaydın. Günaydın Aygün abi, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız, kimle görüşüyoruz? Ben Trabzon'dan Orhan. Buyurun Orhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maçın skor tahmini yapacaktım. Ama o erken oldu. Yarın o olacak. Bugün değil. Cuma. Bugün Perşembe. Yarın. Skor tahmini yapacağız. Aydın abi şunu söyleyeyim ben. Trabzon'un ofansif attığı kale attı. Yani oyuncularımız. Ben de Şampiyonlar Ligi ayarında bir kadro. Ofansif ve kale. Konusunda diyorum. Ama defansif olarak da ikinci lig ayarında. Biraz sıkıntılar var ama orada takviyeler yapılmaya başlandı biliyorsun yavaş yavaş. Tutacak mı ama? Yani önemli olan tutması. Tabii o bakılacak zaman için. Ama zaten bu isimler biliyorsun Abdullah Avcı'nın istediği isimler. Yani o transferi istediği isimler. Şu ana kadar ki her transferde de Abdullah Avcı'nın nokta atış yaptığını görüyoruz. Ya orası tamam da zamana ihtiyaç olacaktır. Vedim Vişan'ın mesela kendini bulması için bende en az 3 maça daha ihtiyacımız var. Hazır tam geldi, hazır geldi. Edim Vişan hazır. Takıma adaptasyon konusu. Ya bunlar çok profesyonel futbolcular. Yani bir süre sonra, bir hafta 10 gün sonra zaten bu idmanları şu anda başladılar. İdman yapıyorlar biliyorsun. Bir hafta 10 gün sonra hazır olduğunu görürsün zaten. Hazır futbolcu bunlar. Oynayan gelen futbolcunun adaptasyonuyla oynamadan gelen futbolcunun adaptasyonu arasında çok büyük fark var. Ondan dolayı Edimisi hazır gelen bir futbolcu. Direkt oynatabileceğin ilk 11'de rahatta yazabileceğin bir isim. O anlamda söylüyorum. Aygün abi bir konu daha fikrini alacaktım da. Bu son oynadığımız Malatya maçında. El konu yeni Malatya. İkinci dakikada Dorukhan o havada takla atarken gördüğünüz o pozisyonda o giriş, o sert giriş, yani aşırı bir sert. Ona hakemlerin büyük bir kısmı penaltı dedi. Yani böyle bir şey yok. O giriş zaten adamı kırmaya giriyorsun. İkinci dakika penaltı, kırmızı kart. Ama yani sen onu versen. Yani bir de ya olay çok daha farklı noktaya gidebilirdi o pozisyondan. Kesinlikle yani kesinlikle bir de Trabzon hakemlerle gidiyor gibi algı yapmalarına şaşırıyorum. Trabzon hakemlerle puan aldığını ben düşünmüyorum. Biz Konya maçında da 8. dakikada 10 kişi kaldık ama Konya 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 bitirdik maçı. Yani Trabzon Gaziantep maçında penaltı yoktu ki. Ceza sahasının bayağı bir dışındaydı pozisyon. Kırmızı karttı. Gol yedeceğiz, yenileceğiz diye bir kaydı yok. Malatya maçında zaten %100'lük penaltını vermiyor. Ondan sonra durumu Trabzon hakemleri. Onun bir önceki maçta Başakşehir maçında %100'lük penaltını 2 puanımızı aldı. Bunu da göz önünde bulunsa hakemler, federasyon bize çalışıyorsa Başakşehir maçında %100'lük
penaltını verirdi. Ya son yani haftalarda şimdi ben anlamıyorum ki yani. Ya bu algının bu ya. Algının yaratılma sebebi hakemler zaten sevgili Orhan Bey. Bu algının yaratılma sebebi hakemler. Sadece Trabzon açısından değil bütün takımlar açısından maalesef öyle kararlar veriyorlar ki o yüzden de maalesef ligin tadı tuzu kalmadı. Kimse ligden keyif almıyor. Kimse statlara gitmiyor Orhan Bey. Ama arayanların mesela çoğunluğu Fenerbahçe taraftarı. Bu niye böyle Trabzon'a karşı bir algı yapıyorlar ki? Ben şimdi taraftarları demiyor bunu. Hep Fenerliler söylüyor. Orhan Bey. Şimdi demin de arayan bir Beşiktaşlı arkadaş Fenerbahçe konuştu. Yani herkes genelde Fenerbahçe üzerinden konuştuğu için şunu size söylemek istiyorum. Yok buraya bağlanan birçok diğer takım taraftarları da Trabzon'la ilgili bu hakemlerle ilgili konuşmalar yaptı. Belki kaçırmış olabilirsiniz veya bizi dinleyenler çok da iyi biliyorlardır. Özellikle şunu söylemek son birkaç haftadır arka arkaya bariz hataları hakemler yaptığından dolayı herkesin kafasında ya Trabzonspor'u hakemler şampiyon yapacak. İşte Trabzon hakemlerle şampiyon olacak imajı olmaya başladı. Ama şunu söylüyorum. Trabzon'un hakemlere ihtiyacı yok ki arkadaşım. Yok ama bir de burada Başakşehir maçında verilmeyen penaltının da göz önünde bulundurmalarını düşünüyorum. Hakemlerle şampiyon yani böyle düşünen insanlar düşünmesi lazım ki Başakşehir maçında 2 puanını Trabzon'un hakem almıştır. Peki. Bunu da bu şekilde düşünmelerini diliyorum. Çok teşekkürler Orhan Bey. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Mustafa 1907. Günaydın Aygün abi. Ali Koç benim hiç istemediğim birici getirecek. Löw biraz zor olur ama İsmail Kartal hocamız Fenerbahçe ruhunu futbolculara aktarır bence demiş Mustafa 1907. Tahir Tarım. Aygün abi iyi günler. Ben İzmir'den Tahir. Fenerbahçe taraftarım. Hoca kim olacak? İsmail Kartal. Şu anda hoca İsmail Kartal. Sezon sonunda Joachim Löw. Şöyle söyleyeyim hani favori at yarışlarda vardır. Hiç oynamadım ama favori PSS sürpriz diye arkadaşlardan dinlemişimdir. Favori Joachim Löw. Şöyle söyleyeyim Plese, Jesus, sürpriz, Bilic. Öyle bir üçgen yaparsak, üçlü yaparsak bunu söyleyebilirim sevgili Tahir Tarım beyefendi. Kazim Zayıfoğlu. Aygün abi yayınlar dilerim. Ben İstanbul Sultanbeyli'den Kazım demiş. Dün şansal büyük anı Şenol Güneş Beşiktaş hayırlı olsun diye manşet attı. Bu haberde bir bilgin var mı? İnşallah doğru bir haberdir. Şenol Güneş'in olmasını çok... Evet. Şenol Hoca'ya gireyim. Ya Şansal abi çok değerli bir spor yazarıdır. Uzun yıllar birçok kanallarda müdürlükler yaptı. Genel müdürlükler yaptı. Şansal abi eğer bir şey doğru diyorsa %100 doğrudur. İçeriden almış olduğu bir bilgi olduğunu paylaştı. Şu an içinde dedi. Sezon sonu dedi. Zaten biz burada da daha önce Kartal Yiğit'e de çok defalar konuşmuştuk biliyorsunuz. Salı akşamları muhabir masası programı yapıyoruz. Orada da Kartal da söyledi. Yani sezon sonu bir aksilik olmazsa Şenol Güneş de Ahmet Nurçevi çok istiyor çünkü Şenol Güneş'in tekrar takıma dönmesini. Şenol Güneş de Beşiktaş yollarına devam edecek. Günaydın. Günaydın. Selamun aleyküm Aygün abi. Aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz? Ben Özkan Akın İstanbul Güngören'den arıyorum. Buyurun Özkan Bey. Hoş geldiniz. Fenerbahçe taraftarıyım. Hoş buldum. Aygün abi öncelikle İsmail hocamız Fenerbahçe hayırlı olsun diyorum. İsmail hocayı bütün Fenerbahçe taraftarı sever yani. Çok seviyoruz daha doğrusu. Fakat ben başkanımız Ali Koç'u eleştirmek istiyorum. Şimdi başkanımız Ali Koç sevdiğimiz bir Fenerbahçeli bir kere en başta. Gerçekten Fenerbahçe'yi sever. Bir taraftar gibi hani bizim gibi öyle görüyoruz. Ve maddi manevi çok katkısı da oldu bu 4 senelik dönemde. Fakat başkanımız geldiği günden bu yana hem tercihleri hem tercih sonunda aksiyonları geç almasından dolayı bu konuda bence Fenerbahçe adına iyi şeyler yapmadı diye düşünüyorum. Şu andaki durumda da İsmail Hoca'ya getirerek yani Fenerbahçe taraftarını böyle bir hani homurdanmaları durdurmak ve yani ağzına bal çaldı derler ya mesela ağzına bal çaldı tarzı demek istiyorsun. Onun gibi. hepimiz de farkındayız ki sezon sonu için Joachim Löw Hoca'nın geleceğine bir işaret olarak aldığına dair bir görüntü oluştu. Fakat taraftarlar ben şahsen inanmıyorum. Yani belki de Löw Hoca'ya gelmeyecek yani.
bir zaman kazanma diye düşünüyorum. Bir de sizin fikrinizi almak istiyorum şu anlamda. Ali Koç Başkan'ın olağanüstü bir genel kurula gidip güven tazelemesi gerekir mi? Ben fikrimi söyleyeyim. Ben gerekir diyorum. Sizin fikrinizi almak istiyorum. Buradan tüm Fenerbahçe taraflarına, tüm taraftarlara saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. Fikrinizi tabii almak tabii istiyorum. Bekliyorum. Tabii ki. Teşekkürler Özkan Bey. Şimdi son birkaç gündür de Galatasaray üzerinden de bu tip konular yapılmaya başlandı. İşte Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Burak Elmas'ın işte kongreye gitmesi lazım. Kongreye götürecek tarz açıklamalar yapılıyor. Görüşler bildiriliyor ama Sayın Burak Elmas bu konuyu noktaya koydu. Kesinlikle böyle bir karar almayacağını söyledi. Ben her zaman şunu söylüyorum. Seçimler üçer yıllık yapılmıştır. Yani ben de bir Türkiye Spor Yazarlar Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Ben de seçime girdim. 3 yıllık boyunca seçimde yönetici olarak göreve devam ediyorum. Başkanlar bence görevlerinin sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Ha, çok büyük bir usulsüzlükler olabilir. O farklı bir şey tabii. Farklı şeyler olabilir. O zaman olağanüstü kongreye gerek vardır. Ama sonuçta bir plan program içerisinde gittiklerinden dolayı ben kulüp başkanlarının görevlerinin sonuna kadar kalması görüşünde olan insanlardan bir tanesiyim. Ama maalesef Fenerbahçe ile ilgili kulağımıza gelen bilgiler işte bazı eski Fenerbahçe yönetim kurulu üyesinin işte sosyal medyadan işte olağanüstü kongreye gidilmesi lazım tarzı attığı tweetler falan filan var ama tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bugün evet sportif anlamda Sayın Başkan Ali Koç başarısız. Bunu zaten kendi kabul ediyor. 3 aşağı 5 yukarı. Mali anlamda başarılı. Niye öyle söylüyorum? Bana şimdi kızacaklar. Gene Ali Koç'un savunuculuğunu yapıyorsun diyecekler. Bugün baktığınız zaman Türkiye Futbol Federasyonu transfer bütçesine baktığınız zaman kulüplerden paralarda birinci sırada Fenerbahçe görüyorsun. 677 milyon TL ile. Bu neden öyle oldu? Mali disiplin, borçların yapılandırılması, paranın eurolardan, dolarlardan çok düşük kurlarla zamanında TL'ye çevrilmesi ve finansal desteklerin sağlanmasından kaynaklandı. Şimdi artık Fenerbahçe'de sportif başarının gelme dönemi olduğundan dolayı Sayın Başkan'ın bence bu sezon değil de göreminin sonuna kadar devam etmesi gerektiğini düşünen insanlardan biriyim. Ama belki Sayın Başkan olmadı bitmedi ben kongre kararı alıyorum derse ona da saygı duyuyoruz ama 3 yıl seçilmiş olan bir başkanın erkenden bir seçim kararı alması bence yanlış. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Kime görüşüyoruz? Bülent Taş İstanbul. Nasılsınız Aygün Bey? İyiyim. Duyamadım. Özür dilerim. İsim? Bülent Taş. Buyurun Bülent Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu altyapıya önem diyorsunuz ya. Bir kelimeyi ne kadar fazla tekrar ederseniz etkinliği... Azalır mı? Azalır. Aynı kelimeyi, herhangi bir kelimeyi seçin. 40 sefer beyninizden geçirin. Hiçbir anlam teşkil etmez daha sonra. Bizim Türkiye'de de bu... Aynı bu şekilde yürüyor. Ama ben... Altyapıya önem vereceğiz diyorlar. 40 senedir önem veriliyor zaten. Kız çocuklarına şimdi aile fakirdir. Bir bebek alır. O bebekle oynamasına da müsaade etmez. Konsolun üstüne veya işte o eskiden dolaplar vardı. Dolabın üstüne koyar. Kızım bak bu çok önemli senin ama orada dursun. Bizim altyapı da öyle. Çocuklarımıza önem veriyoruz diyoruz ama onlara ne eğitim veriyoruz ne hoca veriyoruz ne de verdiğimiz hocalara doğru düzgün değer vermiyoruz. Ücret ödüyoruz. Değer vermiyoruz, ücret vermiyoruz, değer de vermiyoruz tabii maalesef. Tabii ki canım şimdi sen altyapıdaki Beşiktaş'ın başındaki değerli hocamızın ismini anımsayamıyorum. Önder Karabeli. Önder Karabeli. Evet. Hı hı. Önder Bey'e şimdi 8000 lira maaşla altyapıda bu adamı siz senelerce çalıştırın ondan sonra birdenbire yarışmacı bir konuma gelsin. Statikoya getirin. Hadi koçum aslanım sen bunu başar. Adam bir kere ne olduğunu nereye geldim nereye düştüm diye psikolojik olarak kendi kendine akşam yatarken soruyordur. Onun depresyonunu geçiriyordur. Yani siz şöyle düşünün 8000 lira maaş veriyordunuz. Şu anda 100.000 lira veriyorlardır. En az. Vermeleri de gerekir. Yani rakamı bilmiyorum ama tabii ki bir zam yapılacağını biliyorduk. Tamam yani. Tabii bilmiyorum rakamı. Bir şey diyemiyorum. Hı-hı. Bence en az. Öyle olmalı. Şimdi siz bu adamı birdenbire o parayı o adama verdiğiniz zaman adam ne yapacak? Belki Önder Bey istisnadır. Kendini geliştirmiştir. Yabancı dilini geliştirmiştir. Dünyadaki iyi antrenörlerin antrenman tekniklerini izlemeye çalışmıştır. İstisnadır. Ama onun haricinde altyapılara bir gidin bakın.
veya mahalle aralarındaki amatör kulüplere bir gidin bakın ne haldeler. Konuşmaya geldi miydi, altyapıya önem veriyoruz. Ya altyapıya önem veriyorsunuz da memlekette 20 takım mı var şimdi Süper Lig'de? Evet. Alttakileri saymıyorum. 20 takım. 20, 20 çarpı 20 kontenjanını doldurmayan takım var mı? Hatta ya, fazlaları bile var. Fazlası da var. 20 çarpı 14 280. 280 tane altyapıya önem versen 280 tane yabancı topçuyu bir anda buraya tıkış tıkış doldurabilir misin? Doldurur musun? Yani o yüzden biraz yöneticilerimizin de gerçekçi olması lazım. Taraftarın bu goygoylara gelmemesi lazım. Maalesef geliyoruz. Ben Fenerbahçeliyim. Sevgili başkanımı finansal yönden gerçekten tebrik ediyorum. Gerek kendi aile şirketlerinden, gerekse diğer şirketlerden ve finansal yapılandırmadan kaynaklanan o kötü durumumuzu bu yaptığı çalışmalarla iyi bir noktaya getirdi. Ama sportif başarı açısından aşırı derecede bireysel karar aldığını düşünüyorum. Evet, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bunlar başkanlık takımlarıdır. Son sözü başkan söyler ama başkanın yanında da yönetim kurulu ve akil adamlar olmalı diye düşünüyorum. Doğru. Eskiden bizde böyle idi diye düşünüyorum. Doğru. Seninle yaşımız aşağı yukarı Aygün Bey aynı. 56 yaşındayım. Maşallah. Kendime de otomatikman maşallah demiş oldum da ondan dolayı. Evet. Yok, biz seninle Bodrum'da da karşılaşıyoruz da konuşmuyoruz. Öyle mi? Evet, Pirinçlik'te falan da evvelki senede karşılaşılır. Aa, keşke gelseydiniz konuşsaydık. Eşim çocuklar falan yanımdaydı. Olsun canım. Neyse o. Peki, bir dahaki sefer inşallah. Alo. İnşallah. Peki. İnşallah. Peki Bülent Bey. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi bir daha bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Şimdi bizde maalesef her şey çok yozlaştı. Bizde 80 öncesinde millet meclisi dedi, daha doğrusu yönetimimizde ikili meclis vardı. Senato vardı, bir de milletvekilleri vardı. Senatoda 100 kişi vardı ve bu 100 kişi minimum üniversite mezunuydu ve hiç üniversite mezunu, saf üniversite mezunu da senatörlerimdi. Profesör veya doçentler olurdu. Hı hı. Bunlar akil adamlar olurdu. Bir kanun maddesi herhangi bir şey yapılacağı zaman en son oradan geçerdi. Aslında kulüplerde de bu sistem biraz daha kurulsa yani aynen demek sizin çok iyi anladım. Yani kulüplerde geçmişten yöneticilik yapan, başkanlık yapan. Hani ama maalesef işte birbirini çekemediklerinden dolayı eski başkanlar aynı ondan dolayı da maalesef. Divan kurulu diyoruz ya. Olmuyor işte. Divan kurulları ya, olmuyor bu. Olmuyor. Peki. Çünkü divan kurulu aynı zamanda seçilmiş başkanın atanmış üyeleri gibi davranıyor. Çünkü onlarla geldiği için öyle gözüküyor maalesef. Aynen öyle. Peki. Ama akil adamları kurabilsek kulüplerimizde emin olun başkan, evet kararı başkan verecektir ama başkan o kararı vermeden evvel o akil adamlara, o senatoya danışsa çok daha farklı şeyler olacak. Peki. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Bülent Bey. Sağ olun, kendinize çok iyi bakın. Bu tabii senato dediğimiz, bu akil adamlar dediğimiz, hani böyle futbol takımlarında bu tip haberler çıkar. Ağır abiler devreye girdi. Okumuşsunuzdur %100. İşte takımların ağır abileri devreye girdi. Kötü gidişata son vermek için futbolcular etrafına topladı. İşte kaptanlar konuştu. İşte eskiler konuştu falan filan ama maalesef yönetimlerde bu olaylar olmuyor. Çünkü yeni gelen yönetimler yeni gelen yönetimleri çekemiyor. İşte eski başkanlar yeni başkanlar hakkında atıp tuttuğundan da bunları kurman kolay değil futbolda. Ama dediğimiz gibi çok önemli, eski futbolcular üzerinden, belki eski topçular üzerinden böyle bir komite kurulabilir veya bir transfer komitesi, bir çalışmalar yapılabilir. Onların izlediği yollar üzerinden bir şeyler yapılabilir ama dediğimiz gibi kolay değil bu işler. Hakan, ara mı veriyoruz? Evet, kısa bir reklam aramız varmış. Aradan sonra 11'e kadar telefon alacağız. 11'den sonra programın ikinci bölümüne geçeceğimizi söyleyeyim. Son birkaç telefon alacağız. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe tüm hızıyla devam ediyor. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın Aygün abi, günaydın. Vallahi bugün var ya, çok çok terlettin beni ya. Hayırdır? Ya saat 10'dan beri arıyorum.
Düşmüyor mu? Valla bir sefer düştü. Hakan Bey'le bir anlaşamadık. Hemen tak diye kapandı. Ama en sonunda başardım. Kimle görüşüyoruz? Ben Kocaeli Gezi'den Cemil. Buyurun Cemil Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, iyisin inşallah. Çok teşekkürler, iyiyim, siz nasılsınız? Allah'a şükürler olsun abi. Valla bugün de çalınan bitti. Yani ilk bir saatimiz bitti. Ama ben diyorum ki şu 12-1'e kadar uzatsanız da yol bitsin sizden. 12-1'e kadar uzat. Buyurun. Dinliyoruz, buyurun. Abi şimdi Trabzonspor şeyi aramıştım da dedim ki yarın. Yarın ulaşamazsam da bugün söylesem olmaz mı? Olmuyor. Olmuyor. Bak demin de biri aradı Cemil, sevgili Cemil evet, Bey. Dedim ki yarın dedim. O da skor evet. Verecekti. Tekrar söyleyelim. Tekrar söyleyelim. Yarın programın ilk bölümünde skor tahmini alacağız. Bu skor tahmini doğru bilen ilk dinleyicimize, biliyorsunuz çekiliş yapmıyoruz. İlk dinleyicimize veriyoruz. İlk dinleyicimize sevgili Nurgül bir Trabzonspor forması gönderdi. Bir de kitabı var onun. Özkan Sümer'in hayatıyla ilgili bir kitap var. Onu göndereceğimizi söyleyelim. Buyurun. Anladım abi. Buradan ayrıca sizin vasıtanızda da Trabzon'daki Orhan kardeşime de buradan selamlar olsun. Aleykümselam. Trabzon taraftarlarına. İnanıyorum ki Sivasspor maçında kayıpsız geçeceğiz. Zor maç abi, ben sana söyleyeyim, kolay değil. Evet abi, zor. Ama onların en iyi futbolcuları o da Avrupa Kupası'nda. O da aynı bizim Vakayeme gibi. Hı hı. Onun olması ve Fatih gibi futbolcuların olmaması bizim için aslında iyi. İnşallah dostane. Bu arada Konya Spor Camiası'na da başsağlığı demek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ahmet Çalık. Evet, genç yaşta maalesef elin bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Allah mekanını temiz eylesin inşallah. Abi bir de Fenerbahçe İsmail Kartal'ı bu kadar niye bekletti? Yani Ferrara'yı gönderdikten sonra niye hemen İsmail Hemen getirebilirdi dediğin doğru aslında. Maalesef o süre boş geçti. Demek ki bir plan program içerisinde yapılıyor bu. Demek ki bir proje var. O projeye göre bir adımlar atılıyor. Abi bir de yani sakın Fener'le, Galatasaray'la, Beşiktaş'la alınmasın bana. Yani bir de hani kibirli bakmasınlar. Ama Trabzonspor'u da örnek alsınlar. Yani ben Abdullah Hoca ilk imza atmadan önce Abdullah Hoca ismini yaparken çoğu Trabzonspor taraftarı ya gelmesin bizi batırır eder. O sistem hocası Başakşehir'de bir tek başarılı olur, bize olamaz diyenler bugün abi sen haklıydın. Şimdi sen Trabzon yönetimi eğer Abdullah Hoca'ya güveniyorsa, onun istediği futbolcuları alıyorsa demek ki başarı bu şekilde geliyor. Ama şimdi Fener, Galatasaray, Beşiktaş hoca getiriyor. Hoca getirdikten sonra gidiyor kendi başına transfer yapıyor. Ya o zaman transferi yapıyorsan hoca getirmene gerek yok. En sağ kenarına o zaman takımı sen yönet. Yanlış mıyım abi? Doğru. Ya sen şimdi eğer bir takım hocasına güveniyorsan İsmail Kartal'ı getirdin. İnşallah çok başarılı olur da Fenerbahçe uzun yıllar hizmet eder. Ama eğer sen İsmail Kartal'a güveniyorsan İsmail Hoca'nın istediği futbolcuları alacaksın. 3-5'te bakmayacaksın. Sen burada parasal yönde takımı zarara uğratmayacaksın. Hocanın istediği futbolcuları alabiliyorsa alacaksın ve başarı birlik ve beraberlikten gelir. Birisi az önceki Fenerbahçe'li bir arkadaş da söyledi. Yani akil adamlar. Bence Ali Koç kendi kafasına göre yapıyor. Hep de yanlış yaptı. Ve İrfan Can, daha önce de konuştuk. İrfan Can'ı almadan önce iyi bir golcü alsaydı Fenerbahçe açık ara şampiyon olurdu. Ama gitti. İrfan Can Fenerbahçe'de çok var. Sana ihtiyacın bile yok. Ama golcü almadı, onu tercih etti. Ve Fenerbahçe bir maçta kaybetti. Bir de abi şimdi sakın yanlış anlama. Sen de iyi bir Fenerbahçelisin. Ben diyorum ki Fenerbahçe Emre Belözoğlu hocanın ahını aldı. Onu göndermeyecekti. O taraftar o şike söylediğinde nasıl takımına sahip çıktıysa Emre Hoca'yı göndermeden Emre'ye de sahip çıksaydı Fenerbahçe bu durumda olmazdı. Peki. Belki de şu anda Trabzon'la beraber at başı birinci olurdu. Cemil Bey çok teşekkürler, araya gitmem lazım, reklama gitmem gerekiyor. Çok teşekkürler Cemil Bey, kendinize çok iyi bakın. Evet, kısa bir ara, aradan sonra
Artık telefon almayacağız. Programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Çok kısa bir ara. Evet, İrem Turan mesaj atmış. İyi yayınlar Aygün Bey. Cuma Beşiktaş'ın maçı var. İmkanı olan herkes gitmeli. Destek vermemiz lazım. İyi günde değil, her zaman destek vermemiz lazım. Sezon sonu Şenol Hoca gelmesi mükemmel olur bence demiş İrem Turan Hanım. Evet, attığımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şener var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın. Sağ ol Aygüncüm. Çok iyiyim. Bugün hava karlı. Evet. Çok soğuk hem de. Dışarıda da biliyorsun korona patladı, evet. Dik yaptı. Biz evet. Kendimizi izole ettik. Ondan sonra böyle yuvarlanıyoruz, çıkıyoruz. Kimsenin olmadığı yerde yürüyüş yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Tekrar dönüyoruz eve. Günlerimizi böyle geçecek. Evet, yapacak bir şeyimiz yok, doğru. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Maske, mesafe, hijyenin yanı sıra tabii aşımız da olmamız gerekiyor. Osman abi, şimdi İrem... Son başlarken bir şey söylüyorum size. Bakın, seni izleyen çok kişi var, onun için söylüyorum. Aman arkadaşlar, arabanıza bindiğiniz zaman bu gaza basıyorsunuz. Bakın, bu trafik canavarı olmayın. Bakın, bu hafta Ahmet Çalık'ı kaybettik. İçimiz yanıyor. Pırlanta gibi bir insan, konuşurken bile duygulanıyorum doğru, şu an. Doğru. Aman gözünüzü seveyim, kemerinizi takın, trafik canavarı olmayın. Yavaş gidin, yarım saat geç gidin gideceğiniz yere. Ama günah sonra, hani Allah rahmet eylesin, ölüyorsunuz gidiyorsun ama kalanlara çok büyük acılar çektiriyorsunuz. Ona herkes dikkat etmeli sevgili Aydın. Doğru doğru, sonuna kadar katılıyorum. Yani hıza gerek yok. Aşırı hıza gerek yok. Bir de en önemlisi, Ahmet maalesef mesela emniyet kemeri takmamış. Osman abi siz de çok iyi biliyorsunuz. Emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Onun için söyledim zaten. Çok önemli. Onun için söyledim. Hani diyorlar ki emniyet kemeri bu kadar fazla ceza olur mu? Hayır kardeşim. Ben devlet büyüklerimizden rica ediyorum. En yüksek ceza hani emniyet kemeri takmayana 10 bin lira ceza var. Aynen, bence de versinler. Aynen, katılıyorum. Vermeyin kardeşim. Bir de son günlerde görüyoruz metroda, Marmaray'da bu güvenlik güçlerimiz zor durumlarda kalıyorlar. Neyle artık uğraşacaklarını şaşırdılar. Ya insanlar biniyor maske takmadan binlerce kişinin arasına. Tepki görünce de emniyet güçlerine saldırmaya çalışıyorlar. Dün bir market görüntüsü vardı Osman abi. Dün bir markette görüntü vardı. Market çalışanı kasiyer kızda maske var. 2-3 kişi girmiş içeri. Kız almıyor içeri. Maskenizi takın diyor. Vay efendim sen beni nasıl almazsın diye kızın üzerine yürüdüler ya. İnanır evet. Gibi değil ya. İnanır evet. Gibi değil. Ya bu Türkiye bizim kardeşim. Türkiye bizim. Biz ölünceye kadar da bizim olacak. Ama saygı, devlet bir şey açıklıyorsa, Sağlık Bakanı bir şey açıklıyorsa bu bize mi sinirerek açıklıyor bunu? Bu virüsün şakası yok. Doğru. Burada isim vermeyin, biz canım arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, büyüklerimizi kaybettik. Evet, evet. Biraz uyanın artık. Biraz yardımcı olsun herkes birbirine. Gördüm o marketteki kıza sahip. Gördün değil mi ya? Ne kadar kötü ya. Hem de kılık kıyafeti düzgün insanlar. Evet. Yakışıyor mu size ya? Maalesef. Size yakışıyor mu? Neden o kadar kişinin canına uğraşıyorsunuz ya? Ekmeğinle oynuyorsunuz. O virüsü bulaştırırsanız onlar ne olacak? Ama maalesef abi. Maalesef, maalesef. Osman abi şimdi ben sizin yazılarınızı da çok sıkı takip ediyorum. Şansal abinin de yazılarını çok sık takip etmeye çalışıyorum. Okumaya çalışıyorum. Neden ona geleceğim? Aslında Galatasaray'a geçeceğim ama. Dün Şansal abinin bir yazısı vardı Milliyet Gazetesi'nde. Şenol Güneş hayırlı olsun diye bir yazı yazdı. Sezon sonu gelecek diye bir yazı yazdı. Şansal abi de çünkü çok iyi istihbaratçıdır. Çok iyi habercidir. Siz de çok severseniz, çok yakından tanırsınız. Oh, canım benim. Canımdır. Şenol Hoca'nın tekrar Beşiktaş'a dönmesini nasıl bakıyorsunuz sezon sonu itibariyle? Bugün zaten Önder Hoca ile sezon sonuna kadar devam edeceği yönde bir açıklama gelecek. Saat 12'de basın toplantısı var zaten Sayın Başkan Ahmet Nurçevi. Neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi Aygüncüm, bu kulüplerde kararları kim veriyor? Başkanlar. Başkanlar veriyor. Bu Galatasaray'da da böyle oldu, Beşiktaş'ta da böyle, Fenerbahçe'de. Şenol Güneş Beşiktaş'a büyük başarılar kazandırmış bir teknik direktör. Artı genç futbolculara da çok değer veren bir teknik direktör. Başkan uygun gördüyse, Şenol Güneş'i getiriyorsa oraya, biz hangimiz bir laf söyleyebiliriz? Getirme başkan. Efendim Önder Hoca'ya devam et. Öyle bir lüksümüz var mı? Ha, taraftar söyler. Taraftar şu anda birçok Beşiktaş taraftarı da sen de okuyorsun, ben de okuyorum. Şenol Hoca'nın gelmesini istemiyorlar.
böyle devam edelim diyorlar. Ama ya bizim yapacağımız bir şey yok ki. Yani Şenol Hoca gelirse başarılı olur mu? Şenol Hoca hangi takıma gelirse gelsin başarılı olur. Zaten yani milli takım cazip geldi, milli takıma gitti. Ben olsam Beşiktaş'ta devam ederim. Neden gittin? Gittin de ne oldu? En başta çok güzel şeyler yaptın ama Avrupa Şampiyonası'nda kariyerini kendi kendine sarsın. Zarar verdi. Üzüntülü günler yaşadın. Doğru. Ha, ben olsam, çünkü neden? Milli takımda senin arkanda taraftar yok. Bu çok önemli teknik direktörler için. Ama Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta taraftar, sen başarılıysan, seni severse, sana top atsa kimse dokunamaz. Kral gibi olursun. Bu böyle. Ama ben Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çevik'in Şenol Güneş'e karşı ayrı bir sevgisi olduğunu gayet iyi biliyorum. Kararı da o veriyor. İyi olur, kötü olur, onu bilemeyiz. Nasıl Galatasaray'da Sayın Burak Elmas karar verdi? İyi olur veya kötü olur. Bunun vebali kimin üzerinde? Başkan üzerinde tabii. Aynı şekilde Fenerbahçe için de geçerli, Trabzonspor için de geçerli. Görmüyor musunuz? Trabzonspor, Abdullah Avcı ile Sayın Ahmet Ağoğlu arasında ne kadar bir uyum var. Nasıl birbirlerine sarılmışlar, böyle gidiyorlar. Kararını vermiş. Başkan hocasını koruma altına almış. Taraftar Abdullah Avcı'yı barına basmış. Ve Trabzonspor gündüz gidiyor. Doğru. Gidiyor. Bu böyle yani. Başkan da böyle bir karar verdiyse, başkan kimi getirirse getirsin, ona saygı duyacağım. Ama biz Önder Hoca'yı seviyoruz. Futbolcular seviyor. Şu geçiş dönemi için harika bir seçim yani. Doğru bir karar. Anladım. Önder Hoca'yla devam etmek. Ama sonrasında ne olur? Ona bakacağız diyorsunuz. Sevgili Aygün. Doğru. Futbolumuzda 24 saat sonra ne olacağını biliyoruz. 24 saat değil, 24 saniye sonra ne olacağı belli olmuyor. 24 saniye sonra ne olacağını doğru. Osman abi. Saygı duymak lazım doğru. Başkana. Osman abi, çok kısa bir aramız var. Reklam aramız var. Aradan sonra devam edebilir miyiz? Telefonunuzu tabii, kapatmazsanız. Tabii, çok tabii. Kısa bir ara veriyoruz. Reklamımız var. Aradan sonra devam ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe tüm hızıyla devam ediyor. Hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şener var. Hocam, demin çok güzel bir şey söylediniz. 24 saniyede futbolda her şey değişebiliyor dediniz. Şimdi biraz Galatasaray'a dönmek istiyorum. Neler söylüyorsunuz Galatasaray'daki bu değişimle ilgili? Çünkü yola çıkan bir birliktelik vardı. Beraber bir projeye girilmişti. Neler söylersiniz Fatih Terim, Burak Elmas ayrılığıyla ilgili? Sevgili Aydın, ben çok üzüldüm bir kere, onu söyleyeyim. Yani ben 2000 senesinde Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıp Fiorentina'ya gittiği zaman biz Kemal Bergin'le beraber canlı yayında ben ağladım. Aynı şekil. Lucescu Galatasaray'ın teknik direktörü, biz şampiyon yapmış takımı. Biz Fatih Terim boştaydı. Biz gönüllerin hocası tekrar gelsin diye biz Lucescu'nun canını okuduk ve Özcan Başkan'a Allah rahmet eylesin öyle bir baskı yaptık ki Fatih Terim'i tekrar getirttik oraya. Ondan sonra ben değil, bütün taraftan. Bütün taraftan anlamda söylüyorsun, cami anlamında. Camia. Aynı şekilde Fatih Terim ne yaptı? Başarısız oldu. Ondan sonra Hacı geldi biliyorsun. Yanılmıyorsam. Doğru, Hacı geldi. Hacı geldi. Ondan sonra Tudor varken Tudor başarısız mıydı? Biz Tudor'un canını okuduk. Yani bütün taraftar olsun, camia olsun. Hayır kardeşim, Fatih Terim boşluyorsa Fatih Terim bu takımı çalıştırır dedik. Demedik mi? Dendi. Çok ağır Tudor. Sorular soruldu hatta basın toplantısında Tudor'a. Evet, yani Fatih Terim yani bizim içimizden, Galatasaray'ın içinden bir kişi. Tamam, bugün gidebilir. Divan kurulu yarın gene gelir. Yönetici olma şansı var. Başka bir tarafa gelir. Ben Fatih Terim. Ama burada şöyle bir şey var. Herkes bir şey diyor. Yani Galatasaray'a hizmet etmek şereftir. Zaten yarın çıkacak yazımın başlığı da bu benim. Hizmet. Fatih Terim de bu rütbeyi aldı. Galatasaray taraftarı, camiası onu imparator lakabı taktı. Doğru mu? Doğru. Heh.
sezon başını. Dedi ki ben dedi seçilirsem dedi Fatih Terim'i getireceğim dedi. Fatih Terim'le çalışacağım dedi Sayın Burak Elmas. Hı hı. Evet, başka bir şey deme hakkı var mıydı? Diyebilir miydi? Diyemezdi. Diyemezdi. Getirdi beraber hoca dedi gençleştirme operasyonu dedi. Göreceksiniz dedi. Şöyle olacak böyle olacak hatta ben yazdım. Bakın 7 senede göreceksiniz Galatasaray nasıl top oynayacak hoca dedim. Ocağa kadar beklemez bu taraftar dedim. Üst üste gelen mağlubiyetler Galatasaray'ın futbolunda bir tek bir lokma bir tık ilerleme yok. Bir tek ilerleme yok. Son sonunda 7 sene ilk maçı Mersin Spor maçı. Orada burada alınan bir mağlubiyet ondan sonra gidip de hoca sen şeye çık Sportif AŞ'nin başına geç buraya git başkan elmasın bu adamlar da gelsinler İspanyollar takımın başında kalsın veyahut senin yardımcın olarak çalışsın. Fatih Terim bunu kabul etmeyince bu ayrılık gerçekleşti. Ama şu an bakıyorsun efendim Fatih Terim gitti Galatasaray kapansın. İnşallah Galatasaray yerle bir olur. İnşallah şöyle olur böyle olur. Ya Fatih Terim de gelir gider. Başkanlar da gelir gider. Tabii. Galatasaray orada hep var olacak. Doğru. Var olacak. Yani bu kadar tepki nedir? He? Bana dersiniz ki ben yazmıştım bunu rahat rahat söylüyorum. Yani başkan seçim var. Herkes Fatih Terim'in ismini ağzına alıyor. Almayın. Bu doğru bir şey değil. Başkanın da en büyük hatalarından bir tanesi bu. Yani sen seçim kozu olarak bu sefer Fatih Terim'i neden kullanıyorsun? Değil mi? Doğru. Şimdi herkes ne diyor? Seçim kazandı, seçim kenara attı. Fatih Terim'i gönderdi. Peki haksızlar mı? Böyle bakarsan haklılar. Bakarsan haklılar. Hı-hı. Peki dönüyorum burada. Başarısız olan bir takım var. Evet, son 3 yıldır başarısız olan bir takım var, doğru. Gençleştirme operasyonu. Hiçbir futbolcu ayakta duramıyor. Sonra o Denizli spor maçı, yani Fatih Terim'den çok şey götürdü. Bunu samimi olarak söylüyorum. Fatih Terim'i seven bir insan olarak söylüyorum. Tam kadro çıkıyorsun. Denizli'de 9 tane futbolcu yok. Sen kupadan eğleniyorsun Denizli'ye. Yani bu kolay kolay hazmedilen bir şey değil. Artı şu an bakıyorum duruma. Ya Fatih Terim'e sallamayan yönetici yoktu. Ayrılan yöneticilerden bahsediyorum. Neler diyorlardı? Şimdi hepsi Fatih Terim'ci oldu biliyor musun? Yani biz hayatımızda ne senle ben ikimizde olmadık Aydın. Evet biz neyse onu söylüyoruz. Ya bu ben bunu kaldıramadığım bir şey. Yani Şansal abi de yazmış tamam kardeşim iyi yerinde yazmış. Hatalarını da yazmış bir tek tarafı. Farkındasın. Okudum yazıyı. Hı-hı. Okudum. Hı-hı. Aygın bu böyle yani. Yani hocanın farklı bir şeyler yapması lazım. Hoca yapmadı. Artık dünyada futbol değişiyor. Daha farklı oynuyor ya. Bir geliyor çıkıyor. İnan Palut Konya Spor'u başka bir yerlere götürüyor. Bir Rıza Çalınbay 13 tane futbolcuyla neler yapıyor. Farkındasın. Yani herkes farklı şeyler yapmayanlar geri gidiyor. Galatasaray'da da sezon başı 11 tane futbolcu alındı. 25 milyon euro harcandı. Geçen sene bu takım avarajla şampiyonluğu kaybetti. Bu kadar futbolcu transfer edilmesine rağmen bu takım geriye gitti. Yani sen dünyanın hiçbir tarafında efendim ben gençleştiriyorum. Takıma bana uzun müddetliğine bana biraz dayanın Galatasaray'ın gelince. Hak yerden kıyak olarak bulsun ama bu dünyanın hiçbir takımında bu iş birdenbire olmuyor. Yani bir de gençleştirdin de ne oldu yani? Çiçi daha mı Galatasaray'ın gelince? Morutan mı Galatasaray'ın gelince? Tabii altyapıdan hiçbir futbolcunun gelmemesine de çok tepki gösteriyordu insanlar. Ya bir yani, gençleştirme harekatı var ama altyapıdan bir isim yok. Hep transferler falan yani, filan. Şimdi Beşiktaş başkanı çıksa kardeşim bize sabredin biz gençleştirme operasyonu yapıyoruz dese herkes saygı duyar değil mi? Evet doğru doğru. Ama Galatasaray'da öyle bir ortam yok sevgili Aygün. Yok. Yok.
Başkanlar ne dedi? O da neticede 30 milyon camianın lideri. Burada biliyorsun başkanlar karar veriyor. Ne derse olur. Doğru. O da dedi ki ben hocama dedi sportif aşırı çıkarmak istedim. Hocam kabul etmedi. Profesyonel olarak burada kalmak istedi. Ben de dedi artık dedi kocanın takıma bir şey vereceğini düşünmüyorum bundan sonra diye herhalde düşündü. Ben konuşmadım. Ben Fatih Hoca'yla 3 senedir konuşmadım. Aynı şekilde Sayın Burak Elmas'la bir tesadüf biliyorsun bir ay önce bir basınla şey yaptı. Bir toplantınız vardı. Ama orada yani içinde telefonla öyle bir görüşmüyorum. Aygün mümkün olduğu kadar uzak kalmaya çalışıyorum. Yani Fatih Terim de bunu kabul etmedi. Yani o da böyle böyle bir değişiklik gitmek gitti. Ha şimdi tamam kardeşim yarın öbür gün Sayın Burak Elmas böyle bir şey yaptı. Yani bizim o da başarısız olursa o da gönderilir Galatasaray'dan. Yani futbolun içinde başarısız olanın başarısız olanların durması mümkün değil. Ya herkes o üstünlük arasından topun geçmesine bakar. Günaydın. Doğru. Koca Ali Koç ya var mı daha bizi bak ne durumlara geldi değil mi? Evet maalesef. Tübünden istifa diye bağırıyor artık. Yani buna aykırı şey bunu bir olay yapmamak lazım. Bu futbolun doğasında var. Ha, gönderiliş biçimi. Orada oraya çok takık herkes zaten. Gönderiş biçimine çok tepki evet, gösteriyor herkes. Gönderiş biçimi. Yani ben de derdim ki ilk yarı bittiği zaman bu yani daha hocalarla görüşmeden hoca bu takım iyi gitmiyor. Taraftar camia bu saygı göstermiyor. Sen çık yukarı oraya başka birini koyalım diye konuşsa daha etik olur muydu? Hoca da kabul etmeyecekti o zaman ayrılacaktı. Ama bir de şöyle düşünmek lazım. Başkan kafasına koymuş Fatih Terim'le yollar ayırmayı. Evet belli. Belli. Aralarında şey. Ne konuşmuşlar bilmiyorum. Ama Fatih Terim'i gönderdi. Hoca bulamadı. Galatasaray'ı 3 hafta 4 hafta hocasız çıktı Fenerbahçe gibi. Hı hı. Ki o zaman da haber daha kötü bir durum olmaz mıydı? Olurdu. O da kendini korudu. Kendini korumaya aldı. Ha şimdi ne olacak? Hepimiz bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama ben Galatasaray taraftarıma buradan yani rica ediyorum. Galatasaray camiasındaki bazı insanların ya burada hoca gelir gider, başkan gelir gider. Burada önemli olan arma, önemli olan kulüp. Yani öyle yorumlar yazıyor ki inşallah küme düşersiniz, inşallah batarsınız kardeşim. Bırakın böyle şeyleri ya. Bunun takım tutmakla bir alakası yok. Kim nefret bırakın bunu ya. Galatasaray başarılı olsun da kim başarılı yaparsa yapsın onu. Veyahut da Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmez. Ama yok yani şu an inan ürkütücü boyutlarda yani. Ve öyle şeyler yazıyorlar ki bunların çoğunun kim olduğunu bilmiyoruz bile. Ama ben Fatih Terim'e sallayan insanların burada isimlerini vermeyi utanıyorum sana. 30 kişi çıkartırım. Fatih Terim sallıyorlardı. Allah şimdi yaptım. Fatih Hoca oldu biliyor musun? Ben hayatımda tribünlere oynamadım. Sevgili Aydın. Ben böyle şeyleri kaldırmıyorum. Yani benim mi Fatih Terim'i? Tabii hepimiz seviyoruz ya. Ben Fatih Terim için ağladım. Onun gitmesi kime mutluluk verir? Hiç kimseye mutluluk vermez. Doğru. Ama ortada da büyük bir başarısızlık var. Var. Futbolun da doğası bu başarısızlık. Ama şimdi şu da var Osman abi. Tabii şimdi bir sistem kurulmak sistem kurulmaya çalışıldı ama şimdi tabii Fatih Hoca'nın gidişiyle beraber bu sistem de değişecek gibi gözüküyor. Yani biraz gençleştirme harekatı. Aykut'cum hangi sistem? Ya bir gençleştirme harekatı falan filan dendi ya sistem anlamında onu söylüyorum yani. Gençleştirme harekatı var Aydın'cığım bak. Dünyanın hiçbir tarafında Fatih Terim bizim bilgimizin 10.000 mislini bilen bir insan. Hı hı. Sen bunu her sene bir iki futbolcu, üç futbolcu kazandırırsan takımın çıkar takır takır oynar gençleştirme harekatı olur değil mi? Evet. Ama bu şekil
kadro aynı. Gene Figuris oynuyor, bilmem nesi oynuyor. 30 Babel oynuyor, Figuris oynuyor. Gençleştirme falan. Kimi yapacaksın? Gençleştirme kimle kardeşim? Emre Kılıç oynayamıyor, Oğulcan oynayamıyor, Alparslan oynayamıyor. Bir tane Kerem var işte. O da Kerem de biliyorsun 90. dakikalarda oyuna giriyordu. Biz kıyameti kopartıyorduk. Neden bu çocuk 90. dakika oyuna giriyor? Barış Alper yok. Bilmem ne yok. Yani Galatasaray nasıl? Hangi gençleşti? 26.8 Galatasaray'ın yaş ortalaması. 26.8'miş. Dakika ağırlıklı yaş ortalaması. Yani demek ki çok fazla gençte değil dedin, doğru. 26.8 şimdi televizyonda verdi. 26.8 diyeyim. Beşiktaş'ta karşılaştırsana. Beşiktaş'ın 28. Ya 28 o yaşlar var. Ama kardeşim Emirhan var, Can var. Ama dakika ağırlığına göre yani dakika olarak gençlerin az girdi. Genellikle yaşların daha çok oynadı. Ha, doğru doğru. Yani doğru. Baktığın zaman doğru. Galatasaray'ın elinde o kalitede yok ki yerli. Şimdi Osman abi, bir son dakika gelişmesi onu vereyim müsaade edersen. Sonra bir soru soracağım da size. Gelen bir soru var çünkü. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Beşiktaş maçı öncesi 11'e yakın Covid çıkmış. 7 futbolcu, antrenör ve personelle beraber toplam 11 kişinin Covid-19 testleri pozitif çıktığını açıklamışlar. Gaziantep Futbol Kulübü'nde de geçmiş olsun diyelim. Osman abi, bir soru geldi. Bu soru Süleyman Musa Bey'den geldi. Size sormamı istiyor. Diyor ki Sayın Fatih Terim başkanlığa aday olacakmış diye haberler çıkıyor. Eğer olursa diyor, getirdiği hoca Flor'un anahtarını isterse acaba verir mi diyor. Çok ilginç bir soru. Fatih Terim ister, benim de başkan olma hakkım var. Tabii ki bütün kongrelerinin. Benim de başkanım. Sevgili Fatih Terim ister. Biz en münasip zaman bu zamandı. Biz de Fatih Terim'e geçen sene dedik ki, kardeşim aday ol, tek aday git. Galatasaray Kulübü'nün başkanı ol dedik. Demedik mi dedik. Yazdık, çizdik. Yok bir de hoca, ben antrenörlük yapacağım. Ben hocanın, o kardeşimize söyle. Ve antrenörlüğü bırakacağını düşünmüyorum. Ben başkanlığa aday olacağım, ben de düşünmüyorum. Antrenöre devam edecek gibi. Başkanlığa adaylığı düşünmüyorum da. Teknik direktörlüğü bırakacağını düşünmüyorum. Bak şimdi yanında mesela Mert Çetin var. Canım gibi severim Mert Çetin'i. Ve ayrıldı. O da gitmiş, evet. Ne yapacak? Nerede şu an? Eray var. Nerede iş bulacak? Bunlar çok zengin bir çocuklar değiller. Çalışmak mecburiyetinde olan çocuklar. Onun için ben Fatih Terim'in bir yerde teknik direktörlüğe devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi, ama nerede olur onu bilemiyorum. Tabii ki. Yani belki bir yurt dışı olabilir veya yurt dışı olabilir, bilemiyoruz. Jardel demiş ki Osman Bey'e sorularım var. Fatih Terim kendisine yapılan yardımcı antrenör teklifini neden kabul etmedi? Neden bu kadar yardıma kapalı? Artık futbol sadece bir kişinin yönetebileceği bir şey değil. Bazı takımların kaç antrenörü bile var. Taç antrenörü bile var. Bence hataların başında bu geliyor demiş. Yani neden yardımcıyı kabul etmedi diyorlar. Hayır, ben de şimdi ben burada Fatih Terim'i kesinlikle itibarsızlaştıracak ağzından bir tek kelime kimse duyamaz. Kim, mümkün değil, doğrudur. Doğrudur. Ya, kimse duyamaz. Ama söyleyeyim. Yani ben her zaman bunu söylüyordum ama bunu söyleyince de Fatih Terim kızıyor. Hani beni düşman olarak görmez de. Ama o yanındakiler dolduruyor. Fatih Terim'in aleyhinde böyle tenkit eden hemen düşman oluyor. Biliyorsun. Bu kuyumuz içerideki düşmanlar, dışarıdaki düşmanlar başlıyor. Ben olsam, ben onun yerinde olsaydım, Selçuk inan var. Evet, Selçuk inan. Galatasaray'ın orta sahası patır patır dökülüyor. En büyük sorumluluğu Selçuk inanın katkısı ne? Ben görmedim. Peki. Necati'yi de görmedim, Selçuk'u da görmedim. Şimdi oraya geliyorum. Necati hayatımda onun kadar onun onunla o kadar çok günlerimiz oldu ki, o kadar çok ona destek oldum ki, kendimi ortaya koydum ona destek olmak için. Bir sürü sorunla burada anlatmayacağım. Kardeşim senin forvetin patır patır sorunlar yaşıyor. Galatasaray'da Halil var, Cakne var, Mustafa var, Kerem hatta var, santrafor, gol atamıyor. Peki senin katkın ne sevgili Necati? Bunlar olmayınca da yardımcı hocalar eleştiriliyor. Başkan da diyor değiştir onları diyor. Hı hı. Daha bilgili, daha şey, daha tecrübeli diyor. Oraya diyor insanlar gelsin diyor. Peki Fatih Terim'in yardımcı olmasını değiştirmek
Kolay mı? Değil. Değil. Böyle bir şey olabilir mi? Fatih Hoca'nın çok fazla kulübün üstüne çıktığını düşünüyor musunuz bazen Osman abi? Ya Aygün. Şu neden onu söylüyorum? Yani hep şunu söylüyor Galatasaray'a bakan arkadaşlar işte Burak Elmas'ın gücü Fatih Terim'i göndermeye yetmez tarzı da söylenen birçok yazar da vardı hatta biliyorum yani. Aygün ben şimdi onu göndermek değil de Galatasaray'ın içini bilmeyenler böyle konuşuyor. Hı hı. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta başkan ne derse olur. Doğru, başkanlık sistemi vardır, doğru. Başkanlık sistemi vardır Aygün, bunu neticede bana göre başkan da kendini koluma alsın abi yani. Fatih Terim gitti, ertesi gün İsmail teknik direktörler geldi buraya, bu kolay bir iş değil. Evet. Az filonu şimdi duyuyoruz, haberler çıkıyor, ben kimseyle konuşmam. Şimdi de Galatasaray bir idman yapıyor. Şimdi bana başlar. Şimdi. Çift idmana başlamış, doğru. Çift idman yani bir sürü şeyler. Şimdi bu futbol mu çıktı, Hatayspor karşısında kalktı. Takım içinde bir değişiklikler yaptı. Ki ben mutlaka yapacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim sana. Yani kadro çıkacak da futbolcuların yerleri mesela. Ben bu Emre Kılıç için benim yüreğim izliyor ya. Ya Emre Kılıç çok değil. Esas mevki bu. Hatırla ya Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı sola çıktı, solda oynadı. Tek başına maçı kazandı. Kazandırdı. Anladım. Geçen sene. Evet, doğru. Sene. Doğru, doğru, doğru. Yani bir sefer oynamadı. Orada Babel oynadı. Ben bu hoca şimdi geldi. Mesela Alparslan, ya ben kendi kendime diyorum Alparslan'dan harika altı numara olur diye düşünüyorum, bilmem ne olur diye. Şimdi kalktı da bizim de diyoruz kalktı, Marco'yu ön numaraya koydu. Alparslan'la Nelson'u da farz edelim defansta oynattı hoca, anlatabiliyor muyum? Çıktı Hatay Spor karşısında da Galatasaray kıştı, basan, galip gelen bir Galatasaray sonra bir geldi. Ne yaptı? Olmayacak iş mi? Doğru. Olmaz mı Aygün bu? Evet, katılıyorum, katılıyorum. Katılıyorum Aygün, sana. Yani bu futbol bu Aygün. Doğru. Futbol bu. Yani Galatasaray'da belli bir futbolcular var. Galatasaray'ın kadrosunun ben kesinlikle kötü olduğunu düşünüyorum. Ya Aygün, Denizli Spor'a elenmek, bu 22 puan liderin gerisine düşmek, bu az bir şey değil yani. Evet ya, yani hakikaten. Böyle bir kadro değil Aygün. Ve birkaç maç daha kaybedersen indiğin yer de çok sıkıntılı bir yer. Hatay maçı, dönüyorsun Kasımpaşa, Trabzon, İstanbul'da. Çok zor maçlar. Onu anlatmıyorum. Bir Galatasaray'da motivasyonunu kaybetmiş. Ben Galatasaray'ın başkanı olsam ne yapardım? Valla şunu söyleyeyim Osman abi, biraz Galatasaray'da kızacak bana ama yani mesela bu kadar uzun süre bir başarısı varsa ben de hocaya keserdim faturayı, açıkça söyleyeyim. Aygün, Fatih Terim'i zaten ya ben beni ıvdum söyler ve ben o yüzden kısır yedim millette. O kadar çok kısırdan yedim. Birkaç yaşında adamım ben. Fatih Terim'i gönderin, bu yapamıyor. Benim ağzımdan böyle bir şey kimse duyabilir mi? Senin ağzından duyabilir mi Aygün? Yok, yok. Biz Fatih Terim'e saygılıyız. Zaten insanlar da bu saygıyı gösterdiği için protesto yapmadılar Giresun maçına kadar. Giresun maçında protesto oldu. Doğru, orada hatta tepki oldu. Doğru. Yani Aydın, bu da normaldir. Bunu hoca da biliyor yani. O da sıkılıyor, boğuluyor. Ama hiçbir şey yapamıyor. Sergen de aynı konumda değil miydi? Allah aşkına. Aynı konumdaydı, doğru. İki kupa alan teknik direktör gitti başarısız olunca. Evet, kim diyor Avrupa'da? Biz takip içinde bu işin. Biz önce Galatasaray. Fatih Terim'i canım gibi severim. Ama önce Galatasaray. Önce Arma. Önce Beşiktaş. Önce Fenerbahçe. Ben Sergen'i de çok sevdim. Sergen bizim evimizde büyüdü dedim gibi. Ama en önce Beşiktaş. Yani bu böyle yani. Bu taraftarın da bir kısmını. Bu duygusallığa yer yok bu işte. Fatih Terim geri gitmiyor. Allah uzun ömür versin. Yarın gene öyle böyle Fatih Terim gelecek. Galatasaray'a gelecek. Başka bir tarafa geçecek. Bir şey olacak. Bu işi bırakmıyor. Ama Fatih Terim gitti.
Galatasaray bitsin. Efendim bilmem ne olsun. Galatasaray kim bulursun? Zilin bulursun. Yok kardeşim, böyle şey yok. Böyle bir zihniyet de yok. Böyle bir taraftarlık portresi de yok. Doğru. Sıra bakma. Peki. Osman abi. Burak Elmas bu işi yaptı. Hı. Böyle bir karar aldı. Burak Elmas. İki tane şık var. Ya başarılı olacak. Galatasaray takır takır top oynayacak. Galatasaray tekrar bitirleşecek. Veyahut da başkan Elmas, ben bu işi yapamıyorum diyecek. O da bunun hesabını verecek, değil mi? Doğru. Sonuna kadar hesap verecek. Peki. Osman abi çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar kardeşim. Sağ ol. Evet, hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şener vardı. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Serdar Ertekin demiş ki Aygün abi, mesele Selçuk ya da Necat Ateş meselesi değil. Acaba Fatih Terim o kadar yetki mi vermiyor yardımcılarına ve son olarak Aytaç Karay'ı da bitirdiler kafa olarak, bu kadroda yer vermiyorlar demiş Serdar Ertekin. Evet, dün hem Beşiktaş Galatasaray'da hem de Fenerbahçe'de hareketli saatlerin olduğunu, dakikaların, saniyelerin, saliselerin yaşandığını söylemiştik. Dün de 18 itibariyle, saat 18 itibariyle, 18.10 itibariyle Sayın Başkanı Ali Koç'un sahibi olduğu Koç 1 uçağı Almanya'ya gitti. İsterseniz şu anda attığımızda da Sözcü Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabir vezi İrfan 25 var. İrfan, yayınımıza hoş geldin, nasılsın? Merhabalar Aygün abi, iyi çalışmalar. Başkan, tabii uçak kalkmadan önce İsmail Kartal açıklandı. İstersen oradan başlayalım. İsmail Kartal'la ilgili neler söylersin? Bekliyor muydun böyle bir hazırlık veya böyle bir teklif, böyle hocanın İsmail Kartal'ın takım başına geçeceğini tahmin ediyor muydun? Şöyle söyleyeyim, daha önce yazdık yani. Yarın dönemlik için İsmail Kartal'ın ismi gündeme gelmişti yönetim kurulunda. Hı hı. Ama biz İsmail Hoca'yla görüştüğümüzde daha henüz kendisine bir teklif olmadığını, herhangi bir kişinin aramadığı ifade edilmişti. Tabii Sayın Başkan Ali Koç da bizimle yaptığı sohbet toplantısında, maç öncesi yaptığı sohbet toplantısında görüştükleri hocaların devre arasında gelmek istemediğini belirtmişti aslında. Ve en son Jorge Jesus'la dün bir görüşme randevusu almıştı ama daha sonra Jesus'un bunu iptal ettiği ve takım çalıştırmak, şu anda bir takım çalıştırmak istemediğini belirtmesi üzerine ben İsmail Kartal ismini açıklandığını söylüyorum. Çünkü bir dakika, bir daha gireyim araya. Jesus şu anda herhangi bir takım çalıştırmak istemediğini resmen olarak bildirdi mi Ali Koç'a? Evet. Hı hı. Çünkü şunu söyleyeyim, devre arasında en azından takım çalıştırmak istemediğini resmen belirtti. Hı hı. Bunun üzerine de İsmail Kartal'la anlaşmaya vardı. Çünkü aslında Zeki Murat Gürel'le de yola devam edilebilirdi ama Zeki Murat Gürel'in 3 maçta aslında biraz yönetimde onu da belirtti. Eğer bir şey olsa Zeki Murat Gürel'e sezon sonlara da devam etme fikri de ağırlık kapanmıştı. Ama Zeki Murat Gürel'in yönettiği maçlarda yetersiz, yedek kulübesinin yetersiz kalması ve Fenerbahçe'nin futbolunda da ortaya koyduğu mücadele ruhunda da hiçbir varlık gösterememesi üzerine böyle bir karar aldı. En azından İsmail Kartal'da sezon sonuna kadar yola devam etmek, sezon sonunda ise yeni teknik heyete İsmail Kartal'ın hem gelecek sezonunda planlaması da yapılacak bu arada. Takımla ilgili raporlar hazırlanacak. Gelecek sezon takımını yeni gelecek teknik heyete emanet etmek. Bu İsmail Kartal gelince de Löw ismi ön plana çıktı. Sayın Başkan Ali Koç da dün uçakla Almanya'ya gitti. Kastro'ya kendine gitti. Ve burada artık yüz yüze görüşmelerde bulunacaklar Löw'de. Tabii sadece Löw değil, birkaç teknik adam daha var. Yani onlarla da görüşmeler yapılacağını söyleyebiliriz. Ama Fenerbahçe'nin hedefi sezon sonunda Löw'e takımı emanet etmek ve burada yapılacak planlamayla da şampiyon olacak takımın kadrosunu hazırlamak. Çünkü burada bu geçiş süreci olacak, İsmail Kartal süreci. Zaten orada da yönetim sitede yapılan açıklamada da bu geçiş süreci olacağını net bir şekilde vurguluyor. Geçici aktörler diyor ama şu da var. Bu geçiş sürecinde Fenerbahçe'nin hedefleri de var. Türkiye Kupası'nı kazanmak, ligi bitirebileceği en üst noktada bitirmek, UEFA Konferans Ligi'nde de çıkabileceği en üst noktaya çıkmak. Tabii bu hedefleri de bu geçiş sürecinde İsmail Kartal'la birlikte
yapabilmek. Zaten İsmail Kartal kendisine aramda teklif geldiğinde, aramadığında yani Fenerbahçe'de çalışmak istediğinde hiçbir şekilde bir pazarlık yapmadı. Yani para konusunu hiç konuşmadı ve hemen kabul etti. Çünkü Fenerbahçe zor bir süreçte. Yani bu zor süreçte de elini taşın altına değil, aslında gövdesini taşın altına koymuş oldu. Çünkü dediğim gibi mental anlamda, motivasyon anlamında bitmiş bir takım söz konusu şu anda. Dün son maçta Fenerbahçe futbolcunun hali, sahadaki hali ortadaydı. Bunu düzeltmek zorunda. Taraftarlar bölünmüş durumda. İşte taraftarların tepkileri futbolcuya yönelmiş durumda. Böyle bir ortamda İsmail Kartal görevi kabul etti. Umarım başarılı olur. Ama tabii burada başarılı olması için de yani İsmail Kartal'a camianın ve taraftarların da büyük destek vermesi gerekiyor. Şimdi Zeki Murat Göle üzerinden gitmek istiyorum. Uzun yıllardır Fenerbahçe'de birçok teknik direktörlere beraber çalışmalar gerçekti. Evet, iyi bir insan olabilir ama teknik anlamda yeterli olmadığını gördük. Zaten en büyük sıkıntılardan bir tanesi bunda, zaten yönetim tespit ettiği için hemen İsmail Kartal'a gitti. Yani mesela Beşiktaş'a baktığın zaman Önder Karaveli'de bir şey görebiliyorsun, müdahaleler yapabiliyor, kadro tercihlerini yapabiliyor, alttan isimler çıkarıp oraya monte edebiliyor ama maalesef Zeki Murat Göle'de bunu göremedik. Ne dersiniz Zeki Murat Göle'yle ilgili? Önce biraz bahsettim Agün abi, yani 30 saat aslında vardı elinde. Değerlendiremedi fırsatı. Evet tabii, elindeki aslında yönetim kurulu içerisinde de sezon sonunda Zeki Murat, bu geçiş sürecini Zeki Murat Göre'yle tamamlayıp ondan sonra yeni bir teknik adama takımı emanet etmek de vardı. Ama yani Zeki Murat Göre yönetiminde çıkan 3 maçta gelen futbol, teknik heyetin yaptığı değişiklikler, oyuncu değişiklikler, oynan müdahalesi anlamında sıkıntılar gösterince artık tabii İsmail Kartal'ı takıma emanet etti. Çünkü dediğim gibi yedek kulübesinde bir isim gerekiyordu. Bir teknik direktör olması gerekiyordu. Yani futbolcuların da bu anlamda sahada o gerektiği zaman futbolculara müdahale edebilecek, futbolcuları motivasyonu üst düzeye çıkarabilecek bir teknik yedek ismi gerekiyordu. Şimdi en azından daha şu anda Fenerbahçe'nin başında bir teknik direktör var. Bu teknik direktör Fenerbahçe'nin de yıllarca top oynamış. Önemli başarılar kazanmış. İşte 2014'teki ilk Fenerbahçe'nin son kupasında Süper Kupa'yı Kürt Müzesi'ne götürmüş. Son yıllarına baktığın zaman en yüksek puan ortalama sahip bir teknik adam. Rize deplasmanı dönüşü kurşunlama olmasaydı belki şampiyonluğa ulaşacak bir teknik adam olacaktı. Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşan 3. yeni teknik adam olacaktı. Doğru. İsmail Kartal. Yani şöyle böyle baktığımızda futbolcuların da saygı gösterebileceği önünde bir profil var. Sözünü dinletebilecek bir futbolculara sözünü dinletebilecek bir profil söz konusu. O yüzden de Fenerbahçe'nin bundan sonraki süreçte daha başarılı olmasını bekliyorum açıkçası. Zaten bu sadece Fenerbahçe değil, İsmail Kartal anlamında da önemli kazanım olur. Eğer İsmail Kartal bu süreçte Fenerbahçe'yi başarıya taşırsa, mesela örneğin Türkiye Kupası'nı aldı, UEFA Konferans Ligi'nde birkaç tur atladı ve ligde ikinci sırada bitirdiği zaman aslında onun için bir büyük bir başarı olmuş olacak. Bu öyle bir takımı alıp o noktaya taşıyabilirse İsmail Kartal anlamında da önemli başarı bir kazanmış olacak. O zaman da şu sorulacak: İsmail Kartal'la sezon sonunda devam edelim mi? İşte o zaman da gönderdiğin zaman belki aynı Emre Belözoğlu'da yaşanan, işte sezon sonunda keşke Emre devam etseydi bu sezon tartışmalarında. Eğer bu noktaya taşıyabilirse İsmail Kartal, peki İsmail Kartal için de yaşanacaktır. Ama şu anda ki kaos ortamında, şu andaki kriz ortamında yönetimde yapabileceği en doğru adımı yaptığını söyleyebilirim. Ama burada İsmail Kartal'da büyük bir risk aldı. Kariyer açısından diyorsun değil mi? Ya yani buraya şu anda gelebilecek bir anlamda risk aldı, bir anlamda da aslında rahat, çünkü rahat bir çalışma ortamı da orada, şöyle bir rahat çalışma ortamı. Şu andaki başarısızlık bence İsmail Kartal'a yazmaz. Elde edeceği başarı İsmail Kartal'a yazar ama başarısızlık İsmail Kartal'a değil, yönetime yazar. Yani böyle bir ortamda çalışacak. O yüzden belki bir rahat olacak. Çünkü Fenerbahçe şu anda kötü bir durumda. Yani bundan daha kötüsü olmaz Aygünler. Yani bundan daha kötüsü Fenerbahçe'nin o işte küme düşme potasında yer alması demektir. Ama İsmail Kartal bunun üzerine koyabilirse kendi kariyeri açısından, kendi şey anlamında rahatı yazar. Ama Fenerbahçe başarılı olursa bu yönetime yazar. Peki kadro tercihini nasıl değerlendireceksin İsmail Kartal'ın? Yani sence nasıl bir kadro tercih edecek? Şöyle söyleyeyim. Son antrenman, takımın başında tek antrenman çıktı. Bugün ikinci antrenman. Bir de yardımcıları kim olacak? Onu da sana sorayım İsmail Kartal.
Şöyle söyleyeyim, kendi yardımcıları var. Aslında şimdi isimleri bir yani açıklayacak bir, zaten kulüp değil mi? Önümüzdeki günler içerisinde açıklayacaklar. Hatta birkaç tanesi zaten dün antrenman takımla birlikte çıktı. Bu tamamlanacak, kulüp tarafından açıklanacak. Çünkü kendi birlikte çalıştığı bir ekibi falan var. O ekibi de beraber gelecektir mutlaka. İşte kaleci antrenörü şu anda aklımda, ismi Haluk Kaptan vardı. Beraber, onunla beraber. Daha sonra iki tane yardımcı antrenör var, bir tane analizcisi var. Bu isimlerle birlikte gelecektir. İsmail Kartal da kendi ekibiyle beraber. Onlar da tamamlandıkça bu ekip ondan sonra açıklanacaktır. Zaten Zeki Murat ve Fatih Yıldız diğer analiz ekibi, onlar devam edecektir. Ama dediğim gibi kendi ekibini de oluştur. Yani kendi ekibi vardı zaten. Onun üzerine birkaç takviyeyle Fenerbahçe bu sezon sonunda yoluna devam edecektir. Nasıl bir kadro anlamında sordum. Onunla ilgili neler söylersin mesela? Yani daha iyi takımla birlikte ilk antrenmana çıktı dün. Ama uzun zamandır zaten Fenerbahçe çok iyi takip ediyor İsmail Kartal. Tabii sadece Fenerbahçe değil, aslında Türkiye Ligi'ni de. Çok yakından takip ediyor. Türkiye Ligi'ni takip ediyor. Şimdi pandemi süreçlerinde de ben onunla röportaj yapmıştım pandemi sürecinde. O yüzden diyorum ya, zaten bildiğim için. Pandemi sürecinde de kendisi de şunu ifade etmişti, yani futboldan uzak değildi. Maçları izleyerek gününü geçiriyordu. İşte yurt dışında bazı maçları izlemeye gittiğini de biliyoruz, görev almadığı sürede. Onlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu, bazı antrenmanları, üst düzeylikten takımdan antrenmanları takip ettiğini. Kanatına İsmail Kartal kendini geliştirme adına önemli bir süreçte yaşadı bu süreçte. Ki nasıl kabul çıkar? Yani şöyle söyleyeyim, ben yine ve oyun sistemi dörtlü savunmayla çıkacağını düşünüyorum. 4-2-3-1 zaten İsmail Kartal 4-2-3-1 ve 4-3-3 oyun sistemlerini oynatıyordu. Zaman zaman rakibe göre sahada oyun sistemi değişebiliyordu. Bu yine aynı sisteme çıkacaktır. Tabii Fenerbahçe'de de mevcut oyun yapısına daha iyi antrenman olduğu için çok fazla kadroda da çok fazla bir değişiklik yapmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hemen bir anda, çünkü bir oyuncular görmesi gerekiyor. O antrenmanda oyuncuların performansını izlemesi gerekiyor. Birinci antrenman maça kadar 3 antrenman takım başında yer aldığı için bir anda maksimum her şeyi değiştirmesini beklemek polyanlacılık oluyor. Her şeyi değiştiremez çünkü. İlk önce bir görecek. Futbolcuların performansını görecek. Ondan sonra yavaş yavaş yani kendi müdahalelerini yapacaktır İsmail Kartal. İsmail Kartal'ın bu yakın süreçte yaptığı bir röportaj da vardı. Yine Fanatik gazetesine vermiş bir röportaj. Oradaki sözler önemli. Mesut Özil için orada şey demişti mesela. Mesut Özil bu takımda oynar işte. Hem gerektir Mesut Özil'in performansının yetersiz olmasında, hem oyun sisteminin hem de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu performansının geride kaldığını ifade etmişti. Yani burada aslında Mesut Özil üzerinde de bir oyun sistemi kurabilir İsmail Kartal. Ben yine şöyle bir değişiklik bekliyorum. Bazı oyuncular vardı Fenerbahçe'de. İrfan Can Kahveci gibi. Aslında İrfan Can Kahveci modern bir 8 numara. Gerçek mevki 8 numara bu ismi yapan Can Kahveci'nin. Kanatlarda oynadığı zaman o beklenen katkıyı, beklenen verdiği katkıyı skor anlamında sağlayamıyordu. Belki oyuncuların yerleşim düzeyleri arasında bir değişiklik yapabilir. Yani İrfan Can Kahveci belki 8 numaraya çekebilir ya da forvet arkası pozisyonu daha etkili olabilecek pozisyonda. Çünkü İrfan Can Kahveci rahat adam geçebiliyor. Dinlemesine paslar atabiliyor. Kaleciye de uzaktan şutlar çekebilen bir o yüzden de belki oyuncu değişikliklerinde ufak tefek yerleşim yapabilir. Yine bir o röportajdan bir açıklaması vardı. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Yani yabancı alındı diye illaki oynatacağım değil. Yabancı oynatacağım diye bir şey yok. Doğru. Yabancı kim hak ederse, kim formayı isterse benden onu oynatacağım demişti. Yani o açıdan işte Meyer'i falan artık çok fazla göreceğimizi düşünmüyorum. Max Meyer'i kadroda. Peki. İrfan çok teşekkürler. İyi çalışmalar, güzel, iyi yayınlar. Sağ ol. Evet, hattımızda Sözcü Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabir ve yazarı İrfan 25 vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.